Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Zuhal Topal'la Sofra'da yepyeni yarışmacılarıyla yepyeni bir haftaya başlıyor. Şimdi ilk bölüme başlamadan önce gelin bu hafta yarışacak gelin ve kayınvalidelerimizi tanıyalım. Pazartesi yarışmacıları Tülay Topal ve kayınvalidesi Gülten Topal. Tülay 30 yaşında, 10 yıllık evli, 2 çocuk annesi. Temizlik, titizlik, düzen takıntılı, mutfakta da oldukça iddialı. Gülten Hanım'sa bol tuzlu seviyor, gelininin yemeklerine çok güveniyor. Büyük ödülü kafaya koyan ikili yöresel lezzetlerle geliyor. Ben Edirne'ye özgü yöresel yemeklerimi yapacağım. İddialıyım, gümbür gümbür geliyorum, döktüreceğim vallahi mutfakta. Bizim kısmetimizse 15 bin alacağız inşallah. İnşallah 15 bini biz alacağız. Salı günü yarışmacıları Büşra Aslanoğlu ve kayınvalidesi Hatice Aslanoğlu. Büşra 25 yaşında, 3,5 yıllık evli, bir çocuk annesi. Vanlı, hırslı, oldukça da iddialı. Üstelik de profesyonel aşçı. Kayınvalidesinin en yakın arkadaşı. Hatice Hanım aşçı geliniyle bir oluyor, dünya mutfağıyla haftaya damga vurmak istiyor. Çarşamba yarışmacıları Saadet Kaçar ve kayınvalidesi Nilgün Kaçar. Saadet 36 yaşında, 2 çocuk annesi, 9 yıllık evli. Adanalı, iddialı, azıcık da atarlı. Lafını kimseden esirgemiyor, kayınvalidesiyle durmadan çekişiyor. 15 bini bir an önce kazanmak isteyen ikili bir an önce evleri ayırmak istiyor. Evet, 15 milyar lirayı alacağım, ayrı eve çıkacağım, kayınvaliden de kurtulacağım. İnşallah. İnşallah. Perşembe yarışmacıları Şerife Nur Benlice ve kayınvalidesi Şenay Benlice. Şerife 23 yaşında, bir çocuk annesi, 3,5 yıllık evli. Hızlı, pratik ve de becerikli. Şenay Hanımsa telaşlı ve heyecanlı. Kayınvalide gelin farklı lezzetlerle geliyor. Hiç heveslenmeyin, 15 bin TL bizim diyor. Final günü yarışmacıları Aslıhan Günay ve kayınvalidesi Birgül Günay. Gelinimiz 23 yaşında, henüz 1,5 aylık evli. Cesur, seçici ve bilgili. Mutfakta da oldukça marifetli. Kayınvalidemiz ise haksızlığa hiç gelemiyor. Damarına basılınca adeta kükrüyor. Gümüşhane mutfağına çok güvenen ikili, büyük ödül bizim evde kalacak diyor. Final günü yarışmacısı benim, 15 bin de bana gelecek. Sahibini bulacak, inanıyorum. Kayınpederinden geline bir ev. Sağ olsun. Sağ olsun Zuhal. Ne kayınpederler var. Oğlumuz gelinimiz için can kurban. Kaç yıllık evlisiniz? Biz 30 yıllık evliyiz. Maşallah maşallah. Siz nasıl? Aa, kayınpeder 30 dedi, kayınvalide 30. 5 yılı ne yaptınız aradaki? Kaynadım. Siz nasıl tanışmıştınız eşinizle? Köyün en güzel kızıydı. Belli. Kaptım. Sen de öyleydin. Çeşme başında mı? Nerede? Suların başında. Evet. Ya bu, aa, gerçekten. Evet, evet. Vallahi attım, tuttu ha. Evet, dibi tutmuş bir daha. Anne bir at bakayım alttan. Yok 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 anne, hiç alma, hiç alma. Bunu bırak, bunu bırak. Hiç alma. Bir daha mı o, taşlayabilir miyim? Osmanlı döneminden kalma bir yemek. Şu anda kızıyorum ama bakalım ne olacak. Aa anne, zerdelerimi koymadım. Ya hayır ya. Yetişecek inşallah, yetişecek. Yetiştireceğim. Ben bakabilir miyim? Tabii ki, buyurun. Eşlik edeyim ben size. Ben de bakabilir miyim o zaman? Tabii. Hadi ben de gideyim. Efendim ilk kez Zuhal Topal'la sofrada Maa ile efendim şeydeyiz, mutfaktayız. Çocuklarıma da böyle sağlıklı şeyler yapıyorum. Yani tamam da biz şimdi çocuk değiliz sonuçta. Uzun herhalde hep böyle baskın gidiyor galiba. Kaynanasını çok seviyordu ondan. Brüksel lahanasına koyacağım. Ben acıyı severim. Brüksel lahanasına acı? Evet. Brüksel lahanasını yemenizi bibere borçluyuz. Sağ ol, evet. Güzel.
ben bu yemeği hiç şimdiye kadar yemedim. Bu yemek böyle oluyormuş, çok güzel olmuş. Eline sağlık diyeceksin. Yemek zorunda değilim. Enteresan. Yeni haftadan herkese merhabalar efendim. Haftaya Kağıthane'den başladık. Gülten Hanım ve gelini Tülay için zili çalıyorum. Yeni hafta hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yeni lezzetler, yeni heyecanlar hepsi hoş burada. Hoş geldiniz Doğan Hanım. Hoş geldiniz. Gülten merhabalar. Tülay. Merhaba, nasılsınız efendim? Ben sağlık, memnun oldum sizi gördüğümüze. Ben de hoş geldiniz. Kayınpederiyim. Kayınpederi. Herkese merhaba. Ben Tülay Topal, iki çocuk annesiyim. 10 senelik evliyim. Edirne Uzunköprülüyüm. Trakya'dan katılıyorum. Ben Gülten Topal, 50 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Gümbür gümbür geliyoruz. Kayınvalidem aram çok iyi çok şükür ama yeri geliyor takışmalarımız oluyor. Biraz alıngan ama sinirli değil. Biraz alıngan. Çok çabuk alınırım. Ama çok çabuk da barışırım, yani kinim yoktur böyle. Hemen geçer. 3 dakika oldu mu da geçer. Kızım şunu yapmadın. Tamam anneciğim yaparım. Asla hayırı yoktur. Tamam anneciğim, tamam babacığım. Bugün olmasa da yarın yaparım. Yani yaparım onları şey yapmasınlar diye. Temizlik konusunda takışıyoruz biraz, titizlik çocuk konusunda. Çocuk konusunda biraz da. Çok düzenli, çok. Her şey yerli yerince olacak. Asla biri bir yerden ayrılmayacak. Kayınvalidemle bir girdim içeri, daha tanışmadan ütüye başladım. Ütüyü verdi bana, ütü yapılacak. Eşimin şeylerini ütülemeye başladım, gömlekleridir. Sevinçten ben gömlek ütülüyordum oğluma üniversiteye gidecek diye. Ütü yaparken bunlar girdi. Girer girmez bu da hiperaktif ya. Anneciğim ben yapayım dedi, ütüyü kaptı, başladı ütülemeye. Ben şuraya yapayım, buraya yapayım derken baktım ki hepsini ütülemiş. Baktım iş güzel kız, temiz kız, güzel kız. Bir de mutfağa soktum, bir çay yaptı, tamam dedim. Oldu bitti bu kız dedim. Aa, kayınvalidem biraz hani çocuklar açısından, onlar çocukları pişpişlemeyi seviyorlar. Ama ben öyle değilim, ben biraz katı kurallıyım. Tek torun olduğu için hemen göz bebeğe hemen, yani o çocuğa bağırdan da kendime bağırılmış gibi hissederim. Kızım derim, kendimi götürüp başka yerlere giderim. Aynen, yani. Hemen başlar, sulanır gözleri. Kayınpederim emekli, spor, sabahları kalkarlar ilk önce torunlarına okula, ondan sonra 1,5 saat spordalar. Ondan evet. Sonra bana kahvaltıya gelirler bazen, bazen de evlerine giderler, beni çağırırlar. Hadi gel, biz spordan geldik. Sporumuz devam. Hiç bırakmayız yani. Çok. Oğlum da sporcu, kızım da sporcu. Voleybol hakemi, uluslararası. İkisi de sporcu olunca, anne baba da kilolu olunca haliyle biraz zayıflayın diyorlar bize. Aynen. 10 kilo verdiler vallahi. 3 ayda 10 kilo verdi babam. Eşim sporcu olduğu için benim yemeklerime dayanamıyor. Diyet, şu anda da diyet yapmak zorunda kaldı 4 kilo aldığı için. Benim yemeklerim gelinimin olduğu için. Gelinimin el lezzetlerine güvendiğim için, onun yemeklerini yediğimiz için kilo alıyoruz. Ben Edirne'ye özgü yöresel yemeklerimi yapacağım. İddialıyım, gümbür gümbür geliyorum. Döktüreceğim vallahi mutfakta. Bizim kısmetimizse 15 bin alacağız inşallah. İnşallah 15 bini biz alacağız. Zuhal Hanım, babamın isteğiyle katıldık bu ne programa. Güzel, ne güzel. Gerçekten o kadar tutkulu ki, o kadar izliyor televizyon. Tutkulu. Evet, oturuyor televizyonun karşısında, hiç kalkmıyor. Oh ne güzel, vallahi, ne güzel, sağ olun. Odaya gitse bile bizi oturtturuyor televizyonun karşısında. Çok teşekkür ederiz, Zuhal Hanım, gelinime güveniyorum, yemeklerine güveniyorum. Ben... İnşallah alacağız 15 yıl. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah. Geliyorum. Çok istiyorum. Vallahi gümbür gümbür şu anda da geliyorsunuz zaten üstüme üstüme. Bir şey söyleyeceğim. Bakın hep söylüyorum, beyler de çok büyük bir ilgiyle izliyorlar İstiyorum bizi. İstiyorum ben de katılmayı Zuhal Hanım. Bir değişiklik yapın. Erkekler de katılsın. Aynen. Kayınpeder. Özel kayınpederler, özel de başka bir program yapalım. Çok güzel olur. Kayınpederler, kayınvalideler. Benim eşimi alın. Tabii tabii. Böyle renkli bir kişi. Ay siz de bu arada ne kadar hoş bir kadın. Bakın gözlere. Sağ olun. Maviş maviş. Kaç yıllık gelinsin Tülay? 10 yıllık gelinim. 2 çocuk annesiyim. Evet. Bana böyle 2-3 yıl diyecekmişsin yok, gibi geldi. 10 yıllık gelinim Zuhal Hanım. Evet. Ki, çok... Burada kim oturuyor? Kendi evim Zuhal Hanım. Senin babam evin. Aldı. O yüzden kendi evimde oturuyor. Düğün hediyesi. Bak. Düğün hediyesi Zuhal Hanım. Düğün hediyesi. O yüzden...
At havanı, at kayınpederi eve almış. Aynen öyle. Kayınpederinden geline bir ev. Sağ olsun. Sağ olsun Zalem. Ne kayınpederler var? Oğlumuz gelinimiz için can kurban. Her şey helal olsun onlar maşallah, için. Maşallah. Çok şükür. Neyimiz var? Bir kızım bir oğlum var. Başka neyim var? Allah onlar baş... için. O zaman seviyorsun gelinini. Gelinim değil, aynen. Benim kızım. Aynen, kızım. Çok şükür. Hep bunu duymak istiyorum. Aynen. Sen nerede oturuyorsun Tülay Hanım? Ben de yakın. Gülten Hanım? Ben de yakında oturuyorum burada. Tabii ki. 10 dakika. Ha 10 dakika, gönlü uzakmış canım. Çünkü dedemiz oğlumu şeye getiriyor, okula getiriyor. Şu adama dede denir mi? Allah aşkına. Böyle dede mi olur? Gelin ekli oldum Zuhal Hanım. Öyle mi? Torunlarım için artık. Peki 10 yıl evvel nasıl tanıştın? Vallahi Zuhal Hanım, eşinle? Biz dişçiyle tanıştık eşimle. Tel taktırmaya gitmiştim ben. Tedavim devam ediyor. Aynı doktora denk geldik. Orada arkadaş olduk. Ondan sonra arkadaştan sevgili, sevgiliden böyle evlenmeye kadar gitti. Oo ne güzel. Kayınvalidenle aram nasıl? Kayınvalidenle aramla çok şükür iyi. Vallahi maşallah. Aynen. Hiç anlaşamadığınız bir şey var mı? Anlaşamadığımız dersin? Çocuklar. Benim titizliğim. Kaç çocuk var? İki. Maşallah. Bir kız, bir erkek. Allah bağışlasın. Erkek 8 yaşında, kız 3 yaşında. Maşallah. Çok temizsin, çok titizsin. Ya titizim Zuhal Hanım. Bir de düzen takıntım var benim. Hmm. Düzeni seviyorum yani. Buradaysa burada duracak. Ha. Aynen. Sormadan asla bir şeyinin yerini değiştirmem. Aynen. Asla. Kızar zaten benim anladığım kadarıyla yaparsan. Kızmaz da böyle suratının düştüğünden aynen, anlarım surat... yani. Hayatta şey yapmam. Demek ki kızıyor. Biraz da çocuklara titiz olun, yapman, etmen. O zaman benim o zaman onun doğru... suratı düşüyor hemen. Birazcık onda biraz. Ben biraz katı kurallıyım çocuklara karşı. İşte böyle karşı. Anneler daha disiplinli. Babaanneler, anneanneler birazcık aynen, daha evet. Rahat olmak istiyorlar. Aynen, çocukları çok sık boğaz etmemeye çalışıyorlar. Aynen. Evet. Canım bunlar çok da bir sorun değil yani. Çok şükür. Yok, aynen. Yok. Çok çabuk. Ama Sadık Bey'le hiçbir problem yok. Hayır onunla hiçbir problem yok. Çok, çok iyiyiz. Kızım gibi çok seviyorum. Aynen hiçbir problemim olamaz. Zuhal Hanım ben şükür. Sizin programın sıkı takipçisiyim. Fark ettim, çok takip ediyorum. Sağ olun efendim. Favori kaynanalarım da var. O birinciyiz, birinciyiz diyene çok bayılıyorum. İsmini hatırlayamadım. Ben de şimdi bayılacağım. Gülsüm Hanım mı? Harika, evet, evet. Siz evet, onu evet. Aha. Birinciyiz, birinciyiz. İnşallah biz de olacağız. Hadi sana bir şey. Eve diye girince birinciyiz, birinci diyeceksin diyor. Sadık diyorum o denir mi diyorum. Birinci olalım ondan sonra diyeceksin diye. Birinciyiz. Demeyin, demeyin. Bir an yeniden yaşadım. Dejavu bir kendim gittim geldim. Başka kim favorinizdi? Yarışan kayınvalide, gelinlerden, kayınvalidelerden. Ona kadar sayan kadın. Güneş abla. Evet, evet, evet. Güneş abla fenomen. Geçen kuafördeyim biri geldi. Zuhal Hanım'a ona kadar sayın hanımefendiyi diyor. Çok sevdik diyor onu bir daha. Ya ne yaparız fenomenler? Geçen sene yaptık. Belki siz de fenomen olursunuz. İnşallah, inşallah. Var mı böyle kıldan tüyden bir şeylerden böyle gıcık kaptınız, yemediğiniz, içmediğiniz, ağzınızı sürmediğiniz? Sadece yöresel yemekleri annem daha çok seviyor. Daha çok yapıyor. Dünya hani mutfağına kapalı. İnternet yok. Tuzu yiyorum. Çok tuzu yiyorum. Ne kötü. Her yemeğe tuz. Evet. Her yemeğe tuz. Evet. Arada çok tuza zarar. Batırır elini. Ay! Aynen. Yapma! Biberi tuza batırı. Aynen öyle zaten. Sadık Bey eşinizi dizginliyor musunuz? Tuzluyu ben tuzsuz yerim. Hiç kullanmam Zuhal Hanım. Tuzsuz yerim evet. İşte. Ayda! Aynen öyle. Zuhal Hanım yemeğe tuzsuz yapıyorum. Ne yapacağım? Ona koyuyorum. Ondan sonra kendi tabağıma. Tabağı. Neyse Allah'tan kendi tabağıma. Yarın ben bugün için buradayım. Sizin için geldim. Aynen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Sadık. Bugün... Kaç yıllık evlisiniz? Biz 30 yıllık evliyiz. Maşallah maşallah. Siz nasıl? Kaç? 35. Evet 35. Aynen. 35 yıllık evliyiz. Kayınpeder 30 dedi, kayınvalide 30. 5 yılı ne yaptınız aradaki? Kaynadı. Kaynadı 30 yıllık diyor 35 diyor. Hangisine inanayım? Siz nasıl tanışmıştınız eşinizle? Biz köyde tanıştık. Aynı güzel. Köylüyüz. Tokatlısınız. Evet, evet. Evet. Evet orada gezerken köylerde, düğünlerde birbirimizi gördük. Aşama. Köyün en güzel kızıydı. Belli. Kaptım. Sen de öyleydin. Çeşme başında mı? Nerede? Suların başında. Evet. Ya bu gerçekten. Evet, evet. Vallahi attım tuttu ha. Vallahi suların evet. Başında. Hemen verdiler mi istediniz de? Biraz uğraştık almak vallahi. İçin. Vallahi. Seni evet. Hemen verdi mi ailen? Beni hemen verdi. Çok bana diye. Sordu babam. Kızım bak seni istemeye geldiler. Ne diyelim babacığım diye. Ve baba sen uygun, nasıl uygun geliyorsan öyle dedim. Bu kadar hemen zaten. Ama ben ne güzel şanslısın maşallah. Aynen, aileden yana da. Aynen aileden yana eşinin yanada. Ailesinden aynen. Yana da. Şükür olsun. Çok güzel. Peki yemeklerin nasıl? Gümbür gümbür geliyorum Zuhal Hanım. Vallahi çok iddialara başından beri bir evet. Gümbür gümbürdür gidiyor aynen, yani. Aynen Zuhal Hanım. O zaman say bana menünü. Ne çorbam? Çok? Sütlü brokoli çorbası. Sütlü brokoli. Evet çok güzel yaparım. Hı. Evet ara sıcak olarak.
pırasalı gül böreğim var. Pırasalı gül. Onu da çok güzel yapıyorum. Elinde mi açacaksın? Aa, yok, elime hazır yufka. Hazır yufka. Çünkü ana yemeğim çok uğraşmalı. O yüzden. Kayınvalidelerden sonra bana da bir şey geldi. Hazır yufka deyince ben de bir irkiliyorum. Hemen lafı ediyorlar ya, bana da bulaştırdılar. Ama Zahir Hanım çok güzel olacak benim. Göreceksiniz. İnşallah. Evet. Evet. Sonra Brüksel lahanam var. Yoğurtlu Brüksel lahanam var. Ay ne sağlıklı. Brokoliler Brüksel lahaneler. Evet. Yoğurtlu Brüksel lahana salatası. Ara yemekte bu da. Ara sıcakta. Güzel. Ondan sonra ana yemeğim. Geçelim artık evet, ana yemeği. Ana yemeğim. Mutancana, Osmanlı'ya. Aa biliyorum mutancanayı. Evet, Osmanlı'ya güzel bir yemek. Edirne'nin yöresel bir yemeği. Evet, Trakya bölgesine aittir. Evet. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan bir yemek. Sen kıyısılı, bak, incirli, bilmeyenler ballı, olur. Ballı, sumaklı. Ben böyle. De böyle bir şey de yememişsinizdir hayatınızda. Aynen, yememişsiniz. Osmanlı'nın tarihini de öğren. Değişik hem çok, aynen. Tereyağlı bulgur pilavım oh, var. Oh be, pirinç pilavıdır, Allah'a şükürler böyle olsun. Sağlıklı, organik bulgur pilavı. Neyini tamamen organik. Aynen. Nohutlu yeşil salatam var. Bak her şeyinde bir şey evet. Var, bir bakliyatlı bir şey. Nohutunu hazır almadım. Kendim düdüklü de yapacağım. Aa güzel. Aynen, hiç de... Ne hazır ne açladım kendim. İlk önce kaynatacağım, ondan sonra düdüklüye koyacağım. Müthiş müthiş. Evet tatlı. Öyle tatlı da zerde. Zerde. Evet, Edirne özgü. Evet. Vallahi yıllardır zerde yemiyorum. Eskiden genelde mevlütlerde şeylerde aynen, yaparlardı. Aynen, bizde de sünnet düğününde. Sapsarı olurdu aynen. O pirinçli. Ay aynen. Çocukluğuma götüreceğim aynen. Bir de. Çok güzel yaptı. Vallahi 20 yıldır güzel. Falan yemiştim. 33'üm. En son 13 yaşında yemiştim. İşte bak 20 yıldır falan yemiyormuşum zerde. Çok güzel inşallah. Aa, çok güzel oldu. İnşallah güzel tatlı. Ben denedim. Çok güzel, harika oldu Zuhal Hanım. Tamam, Türk mutfağı da. Evet. Bu menüyü ben uyumsuz buldum. Hiçbiri birbirine uymamış. Bence riskli gibi. Duymadım iki tane yemek çıktı. Tadı da bir de tadı kötüyse tabii. Yani sanki sırf sebze üzerine yapılmış gibi. Tabii ki görsellik de önemli, lezzet önemli. Şu anda fena değil, güzel. Yani kötü de demiyorum ama tabii ki bilemiyoruz. Masada belli olacak. O zaman biz önce kızımızı alışverişe uğurlayalım. Zuhal Hanım, ben kayınpederimle birlikte markete gitmek istiyorum. Gidebilir miyiz? Şansın lütfen. Müsaade ederseniz, müsaadeniz varsa. Tabii ki. Geliyoruz gümbür gümbür markete gitmek istiyoruz. Marketçileri uyarın, ikisi de çok enerjik, heyecanlı. Patatesler, soğanlar, havada uçuş böyle. Güle güle olsun. Tamam, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Görüşmek üzere. Hadi güle güle gidin. Neyi alkışladın? İyi pazarlar. İzin verdi değil mi, mutlu oldular? Estağfurullah. Hiç kayınpeder, yani yengesiyle giden oldu, kocasıyla, nişanlısıyla. Çok konuşuyorlar, çok konuşuyorlar ikisi. Kayınpederiyle alışverişe giden bir gelin ilk kez. Çok anlaşmalılar, çok konuşuyorlar. İkisiyle konuşuyorlar. Evet evet, gittiler galiba. Ayak sesleri kesildi. Başımı ağrıttılar çok onlar. Ay, evet, konuşuruz. Çok hep böyleler midir? Gördüm. Bizi görünce mi coştular kameraları görünce? Her gün böyleler, her yapma gün. Yapma ya. Her gün böyleler. İkisi kayınpeder. Ne güzel, ne güzel. Araları iyi demek. Çok iyi araları. Fakat bir şey söyleyeceğim. Benim gördüğüm kadarıyla... kayınpeder gelin çok daha iyi anlaşıyorlar sizden. Çok anlaşıyorlar. Var. Çok öyle bir şey. Bir telefon açıyorlar, yarım saat konuşuyorlar. Ben dedim ben anacığım, ben biliyorum. Tülay, hazır mısın? Hazırım. Bomba geri geliyoruz. Kayınpederinle birlikte geldin. Kayınpederimle birlikte geldim. O daha fazla istedi alışveriş yapmamızı, birlikte alışveriş yapmamızı. Şimdi hemen pırasamı, patatesimi. Babacığım, gelinine her zaman yardımcı olur musun? Oluyorum, oluyorum. Evet, evet çok yardımcı olur. En büyük destekçin kayınpederin mi? Evet, en büyük destekçim o olur. Kendisi olur. Evet. O yüzden o çok istedi yarışmaya katılmamızı. Tülay, menüne güveniyor musun? Güveniyorum. İddialı geliyorum. Gümbür gümbür geliyoruz. İnşallah birinci olacağız. Bugün nasıl kayınvalideler bekliyorsun? Tuttuğunu kopartan kayınvalideler bekliyorum ama genellikle yaşları benden büyük olduğu için çok fazla şey yapmayı düşünmüyorum. Hani yüksek çıkışlar, tavırlarda davranmayı düşünmüyorum. Peki kayınvaliden yüksek çıkışlar yapar mı? Benim kayınvalidemin vardır. Yerine göre o da davranır. Ona göre baba patates var, kaç patates tane? Var, patates var. Dört tane. Dört tane. Bir tane. Hı, tamam, buradan alacaklarımız bu tamam, kadar. Tamam, buradan i̇çeri alacaklarımız giriyoruz. Bu kadar. İçeri giriyoruz. Ben düz. Ha. Tamam kızım, oldu kızım, bitti kızım. Onlar Allah bir goy goy. Çorbanın piricindedir, tuzunu da derler, yağını Allah da derler. Allah. Her şeyi detaylı, konuşurlar. Detaylı. Detaylı konuşurlar. Vay vay vay. Benim biraz konuştum da başım ağrı. Tamam hadi kızım, görüşürüz gelince derim. Ama onlar konuş. Hayır, bir şey konuş, söyleyeceğim. Konuş. Ev almış ya. Ev almış. Aldı. Daha ötesi var mı? Düğünü kayınpeder ev almış. Düğününü yaptık. Oo. Nişanını yaptık. O hepsini siz. Yaptık. Hepsini biz yaptık. Kız tarafı bir şey yapmadı mı? Yaptı. Her ne şeyi yaptı? De. Kına bütün gecesi bütün çeyizini herhalde. Yaptı. Yok. Kına gecesini, nişanını kız tarafı yaptı. Demin nişanı düğünü ben yaptım dedi. Ortaklaşa. Beraber ha, orta. Yaptık. Tabii evet. Öyle. Evet. Ortaklaşa evet. Beraber evet. Yaptık. Evet. Düğününü yaptım. Evini aldım.
olan eşyalarını aldım ben. Onlar da olanını verdiler. Evimizi böyle kurduk. Aman ne güzel. İki yavruyu birleştirdik. Ne güzel yaptınız. Yuva evet. Yapanların değil mi sevap kazanırlar evet. Efendim. Ne kadar evet, güzel bir şey. Tülay, bugün bizi nasıl yemekler bekliyor? Güzel yöresel sarımsak, yemekler sarımsak. Bekliyor bize inşallah. Edirne'ye özgü yemekler. Avuç, avuç. İki tane avuç. Ne mesela? Ana yemeği mutanca. Mutanca yemeği. Fatih Sultan Mehmet dönemine ait İstanbul'u fethetti. İstanbul'u aldığında ilk yemeği oymuş. Babacım kolay gelsin. Nar alıyorum ben. Nar almış. Evet, evet. Neden alıyorsun? Yemekte kullanacağım. Ne? Tatlıda, süslemede kullanacağım. Süslemede. Bir tane baba. Tatlın neydi? Tatlım zerde tatlısı. O da Edirne'ye özgü. Çok güzel, kıvamlı. Çok güzel yaparım. Brüksel lahanası. Evet, Brüksel lahanası. Eyvah! Brüksel lahanası yok mu? Brüksel lahanası. Önceden mi sipariş verdiniz? Evet, evet önceden evet, sipariş vermiştim. Burada. O demek oldu. Şimdi nasıl sonra geziyoruz, spor yapıyoruz, geziyoruz, alışverişe gidiyoruz. Aa, ne güzel, ne aktif, ne sosyal bir çiftsiniz. Torun kolik. Torun kolik mi? Torun kolik. Aa, ne bir güzel. Torunumuz Allah var. Allah herkesi böyle kayınpeder bağışlasın ayol. Torunu ne derse olur. Vay 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 vay. Hayırı yoktur asla. Kızınız kıskanmıyor mu bu kadar ilgiyi? Kızım diyor ki benimki dolunca böyle yapacak mısın baba ha, diyor. Bak nasıl bildi değil öyle. Mi? Kızım diye olduktan sonra can fedası ona da diyor. Yapar ya. Allah sana Allah da yaparım yavrum yeter ki diyor. Bu arada Tokat'tan dedi beyefendime bir şeyler geldi, bir şeyler getirdik. Dedi. Sana ne Tokat'tan o? Yaprak getirdik. Ya gelin. Birileri onu tokatlamadan biz şey yapsak, kalksak evet. Artık. Evet, kabak getirdik Edirne'den. Ne kapağı? Kabak. Market alışverişine devam eden yarışmacımız listesini tamamlamaya çalışıyor. Kıyısı, şeftali tamam. Bitti, 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 geliyoruz. Baharatınız eksik. Bitti, bitti, bitti. Tamam aldım. O nedir? 7 çeşit baharat. Bu da şeyde pırasalı böreğimde kullanacağız. Mürdümeli aldın mı? Aldım hepsini. Beyaz siyah üzüm. Tamam aldım aldım. Un, hepsi sarımsak, bitti, bitti. Çekik, tuz. Aldıklarınızı kasadan geçirmeniz lazım. Defne yaprağı almadım. Defne yaprağı. Koş Tülay koş. Defne yaprağı istiyorum. Defne yaprağı hemen. Buyurun. Tamam teşekkürler. Teşekkürler. Bulduk. Başka unuttuğum bir şey var mı? Tülay pişirme kağıdı. Aa pişirme kağıdı da alayım. Dur nerede baba? Görünmüyor. Pişirme kağıdı. Heh. Market alışverişini tamamlayan yarışmacımız aldığı ürünleri kasadan geçiriyor. Ne kadar tuttu? 400. Aa tamam hiç bütçemizi aşırmadan yetiştirdik. Artık eve dönüp yemekleri hazırlama zamanı geldi. Allah'ım bu ne güzel mutlu. Hıh o ne ya? Zalanem kahvelerimiz hazır. Gelin gibi. Lamba mı bu? Buna niye tül taktınız? Gelinimin zevki. Aa, mutfak çok güzel bu arada. Kırmızı evet, siyah çok evet, güzel o. Gelinim kırmızı siyah çok güzel. Sever. Anam anam kim yaptı bu sarmaları marmaları? Biz yaptık gelinimle beraber. Vay ellerinize. Bu ne şu sarı? Şey mi? Peynir tatlısı mı peynir, Edirne? Peynir helvası sizin için geldi Edirne'den özel olarak. Kim Edirneli bu arada? Gelinim Edirneli. Ha gelininiz Edirneli. Gelinim benim Edirneli. Çünkü lafı geçti soramadım. Allah'ım ne zahmet kısırlar. Buyurun. Eyvalı kurabiyeler, börekler, çörekler. Buyurun. Haşhaşlı galiba. Haşhaşlı böreğimiz. Artık tokat bütün sarmamız. Hamur işleri şöyle hepsi Tokat'ın yaprağı evet. Da ne güzel olur. Çok böreğimiz. Elinize senin için de getirdik be Zühal Hanım. Şey nerede? Kabak. Pumpkin'imi verin hemen bana. Hemen getiriyorum. Pumpkin. Pumpkin! Alışverişimiz bitti. Şimdi yukarı çıkıp yemeklere devam ediyoruz. Mikser satmış herhalde. Kabağı yok. Artık satışa da mı başladı? Evet. Tabii mikser. Yiyecilikten artık bir çiftir öteye evet. Geçti. Malları artık pişenlere götürüp satıyor. Pazarlarda falan yapıyorlar ya artık. Evet. Börekler, çörekler, gözümel dolmalar. Artık yiyemiyor herhalde. Kapasitesi onun da bir yere kadar. Doldu herhalde kotası. Herhalde. Kabak gerçekten yok mu? Bal kabağı. Buradaydı mikser. Neredeydi? Buradaydı. Masanın üzerindeydi. İçeri gittim geldim masanın üzerinden almış. Ne diyeyim şekerim yapmıştır. İnanmıyordum ama yapmıştır. Madem yani da aç koysak da alsa neyse diyeceğim. Sabahtan beri doyurduk doyurduk bana doymuyor. Bakıp duruyor vallahi canlanıp doyma gelecek. Doyma bilmiyor. Şu bir konjürin tekniği. Birazdan canlanıp çekmiş gibi. Ya tüm ne yapayım bak beyazı bunun daha... Zuhal Hanım! Bak zaten korkuyorum. Geldin horror movie gibi benim karşıma. Tülü nasıl buldunuz? Çok güzel sana koydum. Ben koydum Zuhal Hanım. Yok be gelinimin zevkidin. Gerçekten ben koydum. Sen bırak onu bunu kabak nerede kabak? Kabak bende. Sende mi? Evet. Koskoca kabağı mı taşıdı? Sabah geldim iki tane kabak aldım. Ha ne yapacaksın kabağı sen? Çok şey yaparım. Yalnız kabak senin başına patlar onu söyleyeyim.
Uy. Ya sen ne uğraşacaksın? Getirdi nereye koyduysan bırak, komik değil yani. Kabakla senin ne işin olur, oturacaksın da tatlısıyla mı uğraşacaksın sen? Sen pişmişleri al. Bunlardan yedim. Bana yapmışlardı zaten. Artık gözün daha yükseklerde. Pişmemişleri de mi göz diktin artık? Zuhal Hanım, iki tane organik kocaman kabak. Versene onu, kızıma çorba yapacağım. Ya var ya, rahmetli anneannem kete yapardı, kete. Ve kabaklı, bal kabaklı yapardı. Bir güzel olurdu, onun davul fırını vardı. Aa, kabak çıktı. Kabak gibi çıktı gerçekler ortaya. Yemezsiniz diye ikisini de ben aldım. Aa, niye ya? Ben niye, sana takdim edeyim şeyleri. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ne uğraştınız? Kim getirdi bunu Edirne'den? Edirne'den ya? Geldi. Kendi mi geldi? Gece oğlum 12'de getirdi onu. Kabak kendi gelmiş değil mi ayaklanıp? Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten gece 12'de geldi kabak Edirne'den. Bunları da size getirmişler Zuhal Hanım. Ya oğlum nerene sıkıştırdın? Nereden çıkardın? Yapmazsınız diye düşündüm, ben aldım. Bu ne? Bu ay, ne güzelsin. Erişte. Bunu erişte. Gelinimin anneannesi kesmiş. Bu tarhana herhalde. Bu da tarhana gelinimin anneannesi. Bu da tokatın yaprağı. Sizin için. Ay tokat yaprağı. Çok evet. Teşekkür ederim. Bunlar hep senin için geldi. Beni çok mutlu ettiniz. Sağ olun, var olun. Afiyet olsun. Kesinize bereket. Vallahi ne zahmetler ya. Çok teşekkür ederim. Bu arada kızımız geldi. Zile basıyor. Ben bir zile bakayım. Evet şu an duydum. Buyurun. Aa, hoş geldiniz. Geldik, hoş bulduk. Gümbür gümbür geldik marketten. Yemeklerimizi yapmaya geldik Zuhal Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şunların güzelliğine bak. Gelin kayınpeder bak. Aynen, ya. Böyle bir aile. Kızım benim kızım. Ay Zuhal Hanım. Valla kızınız, doğru söylüyorsunuz. Nasıl geçti alışverişiniz? Çok hoş durduk, çok güzel geçti. Son anda yetiştirdik. Çok şükür. Aynen son anda yetiştirdik Zuhal Hanım. Hadi bakalım. Sen üstünü başını değiş. Hemen Zuhal Hanım. Zuhal Hanım müsaadeniz olursa ben yerleştirebilir miyim? Hem ellerimi yıkayayım. Yardımcı olayım biraz geldim. Tabii, sağ ol baba, teşekkürler müsaadenizle. Sana vallahi ne fayda varsa sana kayınpederinden var tatlım. Böyle kayınpeder ben görmedim. Hani gelinine düşkün, evet. Geliniyle anlaşan gördüm ama siz şu an kayınpederler, tanıdığımız kayınpederler arasında top tende bir numarasınız Sağlık Bey. Teşekkür ederim. Zuhal Hanım, teşekkürler. O her zaman bir numaradır Zuhal Hanım, benim gönlümde. Size de böyle hediyeler, ne bileyim romantik sürprizler yapar mı? Yapar. Alır. Sürprizler yapar, hediyeler. Güzel. Doğum günümü kaçırmaz. Kaçırmayacak tabii herhalde. Evlilik yıl dönümümüzü kaçırmaz. En önemlileri zaten. Bakın Sadık Bey, ben kocasından bu kadar övgüyle, sevgiyle, gururla bahseden bir kayınvalide daha gördüm. Teşekkür ediyorum Zuhal Hanım. Ben de onu çok severim. O benim için bir tane. Ay Allah, sen de ayırmasın. Benim içinsin canım. Acı, biz çıkalım dışarı. Çıkalım. Nereye ya? Biz değil. Biz ekipçe toplanıp gidelim. Yani bu sevgi ve aşk fışkıran bu güzel aile ve yuva gerçekten de bizi mutlu etti. Pazartesiye güzel bir enerjiyle başladık. Evet. Bak çok nasıl da çıkartıyor. Bak. Böyle onu tek tek çıkartır. Evet. Söyle bakalım bu hafta nasıl kayınvalideler bekliyor bizi? Mardinli bir kayınvalidemiz var. Gelininin kalbini asla kırmazmış. Aman ne güzel işte, biz de öyle istiyoruz zaten. Bütün yemeklerin tadına da bakacakmış. Öyle olması lazım zaten. Bazı kayınvalideler bakmıyor. Ama kayınvalidemiz bir kaşıkla yetinmeyip hepsini yiyecekmiş. Aa, arayıp da bulamadığımız zaten. Şahane. Bak yiyen bir kayınvalide. Bir de Adana'da büyümüş Trakyalı bir kayınvalidemiz var. Adana'da büyümesine rağmen acılı yemek yemiyor. Değişik. Başka? Kendisi apartman yöneticisi. Masaları da ben yöneterim diyor. Apartman yöneticisi, biraz hafif bir tırstım ben. Sabah sohbet edebildiniz mi mikserle? Mikseri tanımadık ki. Ne? Mikseri ben görmedim. Şimdi merhaba. Hangisi? Merhaba Zuhal Hanım. Hazırım Zuhal Hanım. Hazırsın, süreni bomba. Başlatıyorum. Hadi kolay. Tamam, vallahi Zuhal Hanım, bu kız çok veriyor kendine. Bomba gümbür gümbür. Bomba gibi geliyorum. Birinci yaptılar. Hadi bakalım, sağ olun. İnşallah başarılar diliyorum. Bir destek hadi var. Hadi kızım, başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hemen de kalktınız, geride oturdunuz. Vallahi çok güzel. Hadi bakalım, vallahi çok şanslısın ha. Nazar değmesin. İnşallah Zuhal Hanım başaracak. Ne yapacaksın kazanırsın 15 bin TL'yi? İnşallah Zuhal Hanım kazanırsa evimi boyatmayı düşünüyorum ve çocuk odası yapmak istiyorum. Kızımı ayırmak istiyorum artık yanımdan. İnşallah, inşallah. O yüzden. Seninle mi uyuyor? 3 yaşındaki kızı. Evet, 3 yaşındaki kızım şu an hala benimle uyuyor. Yok tabii. Ayırmam lazım. Çoktan yaşı geldi çünkü. Çoktan geldi. O yüzden etimi koyacağım. Ana yemeği mutancanaya başlayan yarışmacımız etlerini tencereye alıyor. Hediyemizin paketi yenilenmiş. Ver Tuğçe, ver.
Sevgili Tülay, bak bu sana hediyemiz. Çok teşekkür ederim. Güzel sağ olun, teşekkürler Zahir Hanımcığım. Sağ ol Tuğçe. Yarışmacımız etlerin ardından tavuk butlarını haşlanması için tencereye koyup üstüne su ekliyor. Ardından zerde tatlısı için kırık pirinçleri yıkayıp suyun içine bırakıyor. Tülay? Efendim Zuhal Hanım. Ne yaptın? Tüpü açtım. Küçük tüp vardı Zuhal Hanım. Burada yer kalmadığı için oraya aldım. Düdüklü var mı? Efendim düdüklü var. Tabii nohut taşıyacaksın. Var düdüklü Zuhal Hanım. Ben şimdiden başına gelecekleri, sana söylenecekleri söyleyeyim de gardını al, savunmanı hazırla. Birincisi hazır yufkadan bu börek diyecekler. Nohutuna laf söyleyemezler. Onu zaten sen haşlıyorsun kendi. Brokoli çorbamı koyacağım hemen. Tatlıya çok basit diyecekler. Gerçekten basit ama Zuhal Hanım. Zuhal Hanım. Zaten böreği de hazır yufkadan. Ara sıcak olarak Edirne'nin efsane yemeği ciğer tavada yapabilirdi. Evet ben de yapmak isterdim ama mutanca yemeği daha güzel olacak. Yarışmacımız sütlü brokoli çorbası için tencereye öncelikle soğan doğruyor. Zuhal Hanım, yarışmamızın fanatiği olan Sadık Bey nelere dikkat ediyor bir bilseniz. Evet, sofra düzenine çok dikkat ediyorum. Bir Zuhal Topal'la sofrada fanatiği. Evet Zuhal Hanım, bakıyorum şişe koymuşlar mı, ekmek sepeti var mı? Ay siz de mi onlara bakıyorsunuz? Ay bizim kayınvalideler gibi. Evet. Hepsine bakıyorum. Neyi seviyorsunuz programda? Vallahi programda bazı kaynanalar çok gereksiz puan veriyorlar. Yani düşük veriyorlar. Hakkına göre hakkaniyetli davranmıyorlar. Doğru. Yani gelinlerini harcıyorlar. Onlara üzülüyorum. Doğru. Hep de söylüyorum. Evet, evet, evet. Bugün de söyleyeceğim. İlk günden üçleri dörtleri kullanmayın lütfen diyeceğim. Umarım insaflı hakkaniyetli kayınvalidelerdir. Geçenlerde mesela bir tanesi perşembe günü verdi 7 puanı. Cuma günü kendi gelini var. Kendi gelini öbürü vermedi. Bu sefer kaybetti. Ama onun yemekleri de çok iyi değildi. Öyle söyleyeyim. Yani Allah'a şükürler olsun. Hep hak eden kazanıyor. Ve istedikleri kadar strateji yapsın kayı. Bak geçen hafta da işte yaptılar ettiler. Bir işe yaramadı. Bir de ellerinin yüzlerine bulaştırıyor o strateji. Hesaplayamıyorlar. Kendileri hesaplıyorlar. Akıllarınca olmuyor. Ne oldu? Brokolim yok. Brokoli almadı mı yoksa? Brokolin nasıl yok? Evet. Almadı mı? Aldım olabilir. Aldım dolaba koymuş olabilirim. Mikser sakladı onu. Mikser mi sakladı ya? Niye öyle yapıyorsun? Hayır, mikser izliyorsun. Aldım ben brokoli. Gerçekten almadın mı? Sen öyle numaraları brokoli çok olmuştu. Aldım ben brokoli. Evet evet. Bizi niye yastık? Çok kötü espri yaptım. Yok ben hep brokoli almıştım. Mikser. Üzme mikser. Sana kız bulacak. Mikser sana kız bulacak. Evet Trakya'nın en güzel kızını bulacağım ona. Evet güzel bizim kızlarımız ki. Güzel olur. Bir de güzel olurlar ki. Yetiştirirsem Zuhal Hanım size de oynarım. Bir güzel oynamayı da çok seviyorum. Ne güzel olur evet. Vallahi inşallah süper olur. Bak kızımız çok tatlı çok. Çok marifetli. Vallahi marifetli. Zuhal Hanım mesela geçen haftakini dikkatle izledim. Bir tane kaynanamız ilk günü 3 verdi sonra pişman oldu. Her hafta öyle bir iki pişman görüyoruz. İnşallah bu hafta görmeyiz İnşallah, yani. İnşallah, inşallah, inşallah. Ya şu en çok da ilk günden verilen düşük puanları canım sıkılıyor. Eşime diyorum hakkı neyse onu ver. Yazık günah. Hepsi bizim gibi. Evet bu gerçekten yani olun. Herkes hakkaniyetli. Siz adaletin evet, ve evet, hakkın evet, temsilcisi evet. Olarak masalarda bakın yemeklere puan verin diyorum. Yemeklere birbirinize vermiyorsunuz evet, puanı. Evet. Siz yemeklere veriyorsunuz. Bizim önemli olan katılmamız yüzümün akıyla buradan çıkmak. Ay çok şekersiniz. Evet, evet, teşekkür evet, ederim evet, evet, Sadık Bey. Sadık Bey çok sadık bir evet, izleyicimiz evet, aynı evet. Zamanda. Görmek önemli olan. Evet sizi çok seviyoruz. Her zaman ben izliyorum. Ben sizi çok sempatik buldum. Çok tatlı aynısınız. Hem akrabayız. Akraba da çıktı. Tabii soyadlar da aynı. Evet. Ben tutturacağız. Memleketler tutmuyor ama olsun. Orada bir şey söyleyeceğim. Kızınız diyormuş ki yarın benim gün benim de çocuğum olursa aynı şekilde bakalım babam öyle o kadar şey yapar. Yapacak mı? Bizle bundan sonra ben onlar için Zuhal Hanım emekli oldum. Ne işleri var diyorum oğluma sen oğlum. Ayar yere koşuyorsun. Koşuyorum evet gelinim oraya baba şu olacak. Baba şöyle yapacağız ben evde hazırım. Vallahi ne güzel sabah ya. Sabah çocuğu bırakıyorum 8'de. Akşam 4'te alıyorum. Okulda. Evet evet. Aynen sağ olsun Zuhal Hanım. Vallahi o ne güzel servis ücretinden de yapıyorsunuz. Çorbasını hazırlamaya devam eden yarışmacımız şimdi de brokoli doğuruyor. Ne yaptın şimdiye kadar tatlışko? Zuhal Hanım bütün hepsini ocağa koydum. Hepsi bir çıkacak. Zerdemi ilk önce koydum. Etimi koydum. Hiç bana bakma önüne bak. Etimi koydum. Bunu koyabilir miyim dolaba? Çekil elimin altından evet. Kalksın. Sonra çorbamı koydum. Çorbam şu an Zuhal Hanım şu an şey... yapıyor. Kolektif bir çalışma halinde. Evet. Görümcemle aran nasıl? Görümcemle aran çok iyi Zuhal Hanım. Maşallah. Bir sıkıntı yok. Güzel. Aynen yani öyle bir şey didişme falan da yok. Maşallah. Aynı yaşıtız o yüzden herhalde biraz da.
Bu hafta gelinlerimiz çok iddialı Zuhal Hanım. Yapma ya. Ben de iddialıyım valla. Tüler de iddialı. Ne var ki ne var ki, o da iddialı. Geliyorum gümbür gümbür valla. Saçlarını toplasan nasıl olur tatlı? Evet Zuhal Hanım. Bir lastik bir şey versenize. Var var Zuhal Hanım, elimde var. Ha var mı? Bence topla tatlı. Hemen topluyorum Zuhal Hanım. Sonra size eleştiriyorlar bak gelinlerimizi. Saçları tamam. Açık yemek yapmasınlar. Çöplerini bir yere toplasınlar. Lavaboda sebzeleri çok yıkamasın. Ha bak süper. Zuhal Hanım saçım nerede düştü o yüzden. Ay tamam dedim. Canım. Zuhal Hanım artık lavaboda çöp toplamalarına izin vermiyoruz. Yok olmuyor. Hiç hoş değil. Ellerimi de yıkadım. Bravo harikasın. Çorbaya devam eden yarışmacımız soğanların üzerine patates doğrayıp kavuruyor. Eğer siz de yarışmak ve 15 bin TL kazanmak istiyorsanız Foxconn.tr'ye lütfen başvurularınızı yapmaya devam edin. İstanbul'da son sürat çekimlerimiz devam ediyor. Ama yarıldınız. Geçen hafta Ankara'daydık. İnşallah başka şehirlerimize gitmek istiyoruz. Türkiye'nin her yerinden, dünyanın her yerinden, özellikle Almanya, Berlin'den başvuruları beklediğimizi yinelemek istiyorum. 0543 numaramızı arayabilirsiniz. Onun dışında Zuhal Topal'la Sofra'da hesabımız emrinize amade. Benim şahsi hesabım Zuhal Topal'a da isteklerinizi, başvurularınızı yollayabilirsiniz. Arkadaşlarımız değerlendirecek. Üstelik evli olmanıza da gerek yok. Sözlü veya nişanlıysanız da yarışmacı olabilirsiniz diyorum. Ve bana gelen devaleleri alaraktan, entibadi süzerekten yavaş yavaş sizlere veda ediyorum. Sevgili Sadık Bey, sevgili Gülten buyurunuz, Hanım. Çok teşekkür ederim. Kabağımı alır mısınız? Tabii ki alırım Zuhal Hanım. Sadık Bey buyur. Size zahmet değilim kabağa. Çok teşekkür. Efendim? Gidiyor musunuz Zuhal Hanım? Gidiyorum bu kadar. Çok memnun oldum. Mikserden sahne götür kabağa. Zuhal Hanım harika yemekleri bekliyorum. Bakayım. Evet Zuhal Hanım yıkayacağım. Patates tencerede et burada. Evet evet. Orada ne oluyor? Orada tavuk kaynatıyorum Zuhal Hanım brokoli çorbama. Burada da zerdeği. Evet. Zerdeği yıllardır yemedim. Aynen dışarıda da şeyim var Zuhal Hanım. Aa ne güzel. Aa kocaman yer. Ay bak çocukların bisikletleri, arabaları. Ay ne tatlı. Ne güzel. Oh bak burada da. Hey! Tıs! Yürü! Yürü git! Canım ben gider, sana başarılar tamam, dilerim. Tamam Zuhal Hanımcığım, çok teşekkür ederim. 2 saat sonra görüşeceğiz. Hadi destek. Çok teşekkür ederim. Bak kabağımla beraber. Çok sağ ol. Elinize kolunuzu sağ ol. Neyse. Onları da artık bu arkadaşla. Zuhal Hanım da gitti, kaldık baş başa. Baş başa kaldık, evet. Sevgili Tülay. Efendim. Şu ana kadar neler yaptın? Vallahi dört bir yandan koydum şeylerimi. Zerdemi koydum, çorbamı koydum. Çorbam burada kaynıyor, şey yapıyor. Zerdeyi gösterir misin? Zerdem burada kaynıyor şu an. Ne koydun tencereye? Zerde, 7 bardak su ve 1 bardak pirinç, kırık pirinç koydum. Onlar haşlanıyor. Evet. Çorbamı da kavuruyorum şu an. Çorbanın adı neydi? Sütlü brokoli çorbam var. Sütlü brokoli çorbamı kavuruyorum şu an. Yarışmacımız sütlü brokoli çorbası için soğan ve patatesten sonra brokolileri kavurmaya başlıyor. Ardından tencereye havuç doğruyor. Şimdi pırasalarımı yıkıyorum böreğim için. Neden hazır yufka kullanıyorsun? Valla hazır yufkadan ben daha çok beğeniyorum. Kayınvalidem, kayınpederime tattırdım. Elde açılmış olan şey biraz kalın oluyor. Riske atmak istemedim kendime. Doğru. Böyle daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Yarışmacımız gül böreğinin iç harcı için pırasa doğruyor. Ardından zerde tatlısı için safran hazırlıyor. Zerdeye kullanacağım, rengini birazcık açmam lazım. Zerdenin nasıl bir tatlı olduğunu daha önce hiç yapmadım, bilmiyorum. Sütlü mü, şerbetli mi, nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne yaptın kızım, kolay gelsin. Baba inşallah yetiştireceğim. Annen giymeye gitti. Sadık Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya. Annemiz nerede? Gözümüz yollarda kaldı. Giyiniyor, yine gelecek şimdi. Ben dedim bir bakayım dedim. Kabağı Zuhal Hanım'a götürdünüz mü? Götürdük. Arabayı yerleştirdim şükür. Teslim ettiniz mi baba? Gelinin kazanacak mı? Tabii ki onun için buradayız. Gülsüm anne ne diyordu? Birinciyiz inşallah biz de olacağız. Tülay, zerdenin içine neler koydun? Kuş üzümü koydum. Dolmalık fıstığımı koydum. Şekerini koydum. Suyunu koydum. Şimdi zerde şeyini koyacağım. Safranını koyacağım. Gül suyunu koyacağım. Zerde Edirne'de meşhur bir tatlı mı? Evet, meşhur bir tatlı. Babacım, size de zerde yaptı mı? Yaptı, yedik. Çok güzel oldu. Denedik hafta sonu. Nasıl buldun? Çok güzel, mükemmel. Nişasta. Sütlü brokoli çorbasına devam eden yarışmacımız tencereye bir bardak sıcak suyla birlikte haşlanan tavuk suyundan koyuyor. Tamam, hoş ben gidiyorum. Anne. Hadi size kolay gelsin. Sadık amca, dur nereye? Kolay gelsin. Eyvah!
Sadık amca kaçtı. Gülten anneciğim, ne kadar şık görünüyorsun. Teşekkür ederim Mikser. Bunlar masada giyeceğin kıyafetler mi? Evet. Aman dikkat et, üstüne bir şey dökülmesin. Döktürmeyeceğim. Safranını koydum bu arada. Zerde tatlısına rengini veren safran değil mi? Safran. Daha safran aktaracağım ben ona. Bilemedim şimdi. Nerede safranı? Ha, şuraya koydum. Zerdenin safranını az mı buldun? Koy kızım, koy koy koy, güzel olur. Hı, tamam. Çok güzel olur. Zerde. Zerdeçal gibi bir şey. Bilmiyorum. Bu da yöresel herhalde, evet. Tülay ne oldu? Koku var nohutta anne. Nohut neden olmadı? Nohutta koku var da. Bir bakacağım. O yüzden bakacağım. Eyvah anneciğim, sorun var. Olmadıysa bir daha yaparım. Zerdenin içine ne koyuyorsun? Nişasta katıyorum bağlamak için. Annen zerde yapar mıydı? Annem yapardı. Sonra şeylerde, düğünlerde, bizim sünnet düğünlerinde şeylerde olurdu. Sünnet düğünü, normal düğün, evlilik düğünlerinde olurdu. Ve ben ilk düğünde tattım. Tadını çok beğendim. Şimdi gül suyunu katıyorum. En önemli gül suyu. Yarışmacımız yeşil salatada kullanacağı nohutları düdüklü tencereden çıkarıp kontrol ediyor. Dur! Niye duruyor? Hiç korkmadın, bravo sana. Hiç korkmam öyle şeylere. Kızım çok cesaretlidir Mikser, boşuna korkutma. O kadar cesaretli ki. Evet, dibi tutmuş biraz. Eyvah! Ben size söylemiştim. Anne bir at bakayım alta. Yok 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 anne, hiç alma, hiç alma. Bir daha düdük şey yap. Ne? Bir daha mı o taşlayacağım? Bir daha mı haşlayacaksın? Bir daha mı o taşlayabilir miyim? Haşlayabilirsin tabii. Ha tamam. Yarışmacımızın yeşil salatada kullanacağı nohutların dibi tuttuğu için yeni bir düdüklü tencere çıkarıp tekrar nohut haşlıyor. Ardından zerde tatlısını kuplara dolduruyor. Çok basit bir tatlı. Biliyoruz hepimiz, biz de yapıyoruz. Böyle evde dar zamanda, kısıtlı bir zamanda canımızın isteyip de hemen yapıverdiğimiz bir tatlı. Vakit kaybetmek istemeyen gelinimiz hemen pilavın bulgurunu hazırlıyor. Anneciğim, bugün nasıl kayınvalideler bekliyorsun? Sakin, sessiz. Sakin, sessiz mi? Programı hiç izlemiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Ben kendim gibi birilerini bekliyorum ama inşallah. Sen masada sessiz sakin mi olacaksın? Yok, olmayacağım. Nasıl olacaksın peki? Hakkına göre, şeyin hakkına netine göre vereceğim, bakacağım. Gelinlerini düşünüp taktik yapan kayınvalideler var. Kızıyorum ama bakalım. Şu anda kızıyorum ama bakalım ne olacak. Tülay, sen puan hesabı tutacak mısın? Tutmam mı? Tutacağım tabii ki. Kaç puan verdin, ne yaptın? Hani ona göre... Ben de bileyim. Ona göre finalde konuşacağım. Tülay, çorban bir şeyi blenderdan geçir onu yavrum. Tamam anne, bir saniye. Hemen geçiriyorum. Şurayı bir alayım. Ondan sonra geçireceğim anne, bir saniye. Şurayı almam lazım benim. Temizlik yapmaktan yemekleri yetiştiremeyeceksin. Yetiştireceğim. Anneciğim, kızımız her zaman böyle midir? Her gün böyle. Hep böyle. Temiz. Nasıl yemek yapıyor? Çok titiz yemek yapıyor. Şunu şimdilik yaparım. Şuraya koyabilirim. Hiçbir şey yapmaz yani. Hiçbir şey dökülmeyecek yere bunun. Kayınvalideler mutfağa girmek isterse izin verecek misin? İzin vereceğim. Yetiştirirsem, her şeyimi toplarsam izin vereceğim. Yetiştiremezsen? Yetiştiremezsem de izin vereceğim. Girsinler, baksınlar. Onların gelinleri de yarışacak yani. İddialıyım inşallah. İddialı geldim, iddialıyım. Gelinimin arkasındayım. İnşallah Allah'ın izniyle kazanacağız. Şimdi ne yapıyorsun? Brükselleri ayırıyorum. Haşlayacak mısın? Zeytinyağlı soteleyeceğim. Ondan sonra şey, yoğurt, mayonez. Yoğurtlu süzme yoğurtlar, sarımsak. Mayonez girmiyordu, kerevize gitti aklım. Yarışmacımız Brüksel lahanalarını hazırladıktan sonra bulgur pilavının tavuk suyunu ayarlıyor. Anne, sütümü unutturma koydurmayı. Tamam canım. Blender'ı alayım ben hemen. Sütlü brokoli çorbasına geçen yarışmacımız sebzeleri blender'dan geçiriyor. Bunu durun bir saniye. Brüksellerimi haşlamam lazım benim. Onu bir suya koyamamış. Aynen anne. Anneciğim, dünya mutfağını sevmiyorsun ama menüde Brüksel lahanası ve brokoli var. Dünya mutfağı derken brokoli değil yani. Ha. İçine bir şeyler yeni adetler koyuyorlar ya. Mesela neler? Ne bileyim işte. Soslardan mı bahsediyorsun? Köri koyuyorlar, etin içine. Anne, şey koyuyorlar, adını kaymak koyuyorlar, şunu koyuyorlar. Ben onları bilmem.
Bir yandan da sütümü koyayım da sütüm de şey yapsın. Sütü şeye koyacağım çünkü. Sütü neye koyacaksın? Sütümü brokolinin içine koyacağım o yüzden. Isıtacak mısın? Evet ısıtacağım, ılıtmam lazım yoksa şey yapar. Ne yapar? Kesilir, aynen ekşimikli olarak yeriz çorbayı. Yarışmacımız sütlü brokoli çorbasını blenderdan geçirmeye devam ediyor. Oh çorbam da hazır. Çorba hazır. Evet. Böreğin içi hazır mı? Aynen. Zaten hazır yufkadan hazırlıyorsun. Olabilir. Neden elinde açmadın? Açtım. Kalın oldu. Ya ya ne kadar elinden açarsan aç. Olmadı benimki. Ben de onları niye hani sunayım dedim. Açmayı mı beceremedin? Ya hayır açmayı beceremedim değil. Baklava bile açarım. Niye olmadı peki? Olmadı. Güzel. Yani çok kabarmadı. O yüzden... Hazır yufkadan yapmaya karar verdin. Hazır yufkaya döndüm. Brüksel lahanalarını neden sıcak suda beklettin? Niye sıcak suda beklettim? Çünkü biraz yumuşaması için. Haşlamadan sadece sıcak suda bekletiyorsun. Evet, haşlamadım, sıcak suda beklettim. Bu burada dursun. Brüksel lahanası salatası. Tabii o damak tadına bağlı. Hani bilemiyorum yani ben çok illa da soframda ay Brüksel lahanası salatası yapmam lazım ya da yiyeyim öyle modunda değilim. Onu bilmiyorum. Bakın orada bir soru işareti oldu bende. Hani nasıl olur? Sofraya gelir. Bakarsınız da belki de güzel olur. Hani ön yargılı olmak istemiyorum açık ve net. Yarışmacımız Brüksel lahanalarının suyunu süzdükten sonra tencereye alıp kavuruyor. Şimdi böreğe mi geçiyorsun? Evet böreğe girişiyorum şimdi. Pırasalı hazır yufkalı börek. İçine başka neler koyuyorsun? 7 çeşit baharat koyacağım böreğime. 7 çeşidi sayabilir misin? Kırmızı biber, sumak, kimyon, nane hepsi var. Kırmızı biber, sumak, kimyon, nane. Kimyon, pul biber. 4. Kırmızı biber. 5. Nane. 6. Çelen. Kırmızı biberi 2 kere söyledin. Aa. Yeniden say. Kimyon. 1. Nane. Kırmızı biber. 3. Pul biber. Pul biber. 4 oldu. Çemen. Dur, ne vardı? Olmadı, baştan say. Ay valla baştan sayamam, yapmam lazım. Anneciğim sen sayabilir misin? Benim kızım saydı. Ay. O zaman bu baharat 7 çeşit değil. Nane. Biber. Hangi biber? Pul biber. Karabiber. Toz biber. 4. Kimyon. 5. Ondan sonra çemen. Anne tuzunu. 6. Tuz. Tuz yok anneciğim. 6 tane oldu. Köftelik baharat da var. Köftelik baharat. Köftelik baharat mı? Şimdi ayrıyetten kaç. Baharat 7 çeşit olmazsa eksik mi önü sayılır? Aa, öyle bir şey mi var? 7 çeşit dedim bir kere. Aa, öyle bir şey yok. Şaka şaka tabii ki yok. Yani gül böreği pırasalı olabilir. Yakışır yani gül böreğine yakışır. Lezzet yarışması olduğu için gül böreğinin elde açılması... Ona göre bir artı olabilir. Ay arpacık soğanlarım soyulacak da. Eyvah! Gitti yarım saat. Böreğinizi şey yap at içine. Kalan sürenizi söylüyorum. Ya söyleme. Kalan yemekleri ona göre ayarlarsın. Tamam. Hanımlar kalan süreniz tam 28 dakika. Ne? Hayır canım. Hayır o kadar kalmadı biliyorum. Yetişecek mi Tülay? Yetişecek inşallah yetişecek. 28 dakikada. Yetişecek. Yetişir mi gerçekten? İnşallah yetiştireceğim. Kalan yemekler için daha bir saatiniz var. Ay teşekkür ederim mikser. Çok sevindim. Yarışmacımız Brüksel lahanalarının üstüne sıcak su döktükten sonra pırasalı gül böreğinin sosu için yoğurt, süt ve yumurtayı karıştırıyor. Ardından hazır yufkaların içine pırasa harcı ve hazırladığı sostan koyup sarıyor. 6 tane mi yapacaksın? Evet 6 tane. Neden fazla yapmıyorsun? Hayır yapmayacağım fazla. Ben de yerdim. Sana ben sonra döktürürüm döktürürüm. Hep öyle diyorlar ama hiç yapmıyorlar. Döktürürüm. Pırasalı gül böreğine devam eden yarışmacımız hazırladığı börekleri fırın tepsisine yerleştiriyor. Tülay brokoliyi bir karıştır kızım. Ay Brüksel anne. Nasıl olmuş? Süper. Yarışmacımız son pırasalı gül böreğini de fırın tepsisine yerleştirdikten sonra üzerine daha iyi kızarması için hazırladığı sostan sürüyor. Artık pırasalı gül börekleri fırına girebilir. Daha önce yaptım hazır yufkayla. Yufkanın içini, iç harcını çok fazla korsa pırasa yufka patlar. Pırasalar dağıldığı zaman lezzeti de olmaz. Görünümü de güzel olmaz. İnşallah yufkası patlamamıştır. Daha da güzel olur. Yarışmacımız ana yemeği mutancana için arpacık soğanları doğramaya başlıyor. Şeyim ne durumda etim?
Bunlar olmuş. Tamam onlar. Bunların altını kapatalım. Bunlar bunun içinde kalabilir. Hı. Ya da kalmasın. Etini bir karıştır Tülay. Dur anne bir saniye kalmasın onlar. Onlar onun içinde kalmasın. Tülay ne yapacaksın? Bunun içine alacağım. Neden? Çünkü neden söyleyeyim. Soğuması lazım. O yüzden. Oh mis mis. Neden soğuması lazım? Yoğurt sosu için değil mi? Evet. Utancana. İlk defa duyuyorum. Evet. Belki bize göre başkadır ismi. Onlara göre öyledir ama bilmiyorum. Aa anne zerdelerimi koymadım. Eyvah! Artık soğumaz da onlar. Sor sor. Zerdemi şuraya koydum mu? Dolapta yer yok. Nereye koyacaksın? Koyarım koyarım. Ben de getirebilir miyim mikser? Anneciğim artık onları da kendi koyabilir. Tamam. Anneciğim ocakta yanan bir şey var mı ona bak. Yok ocakta orada bir şey yok ki. Yansın. Zaten nohudun dibi tuttu. Olsun ama ikinciye yaptım. İkincinin de dibi tuttu. De tutmadı. Tutmak. Hani nerede? Açacağım birazdan. Bir ilk önce şeyimi yetiştireyim. Zerde çoğunlukla böyle jöle kıvamında oluyor. Hafif pirinç oluyor içinde. Çoğunlukla gül suyunla yenir bizde. Yani gül suyu olursa yanında mükemmel olur. Tülay şimdi ne yapıyorsun? Şeylerimi soyuyorum bademlerimi. Bademler neye girecek? Bademlerim şeye girecek. Yemeğime, ana yemeğime. Anneciğim sence kayınvalideler bu yemeğe ne diyecek? Bilmiyorum artık Edirne yöresinin güzel yemeği. Bu yemek her yerde pişmez yani benim gelinim pişiriyor bunu. Yarışmacımız ara sıcağı Brüksel lahanalarını ocaktan alıp soğumaya bırakıyor. Tamamdır. Bu da dışarıda soğumaya alıyorum. Tamam, bu da tamam. Şu yeri alabilir miyim şununla? Son atacağım. Çöpe atarsan neden olmasın? Tamam. Şimdi bunun suyunu koymam lazım anne. 2,5 su bardağı. Geri sadece nohutlu yeşil salata mı kaldı? Sadece o kaldı. Anneciğim, gelinin rekora koşuyor. Ben size söylemiştim mikser. Benim gelinimin eli hızlı. Ana yemeği mutancanaya devam eden yarışmacımız önce tavaya sonra da etlerin üzerine tereyağı koyuyor. Ardından kuru incir, kuru erik ve kuru kayısıları doğruyor. Son olarak ana yemeği mutancanaya sıcak su ekliyor. Kayınvalideleri benim jestim var. Vişne suyu şey yaptım, kompostosu onu verebilir miyim? Vişne kompostosu nerede? Şeyde. Hani nerede? Tülay'de. Görmek istiyorum. Dolapta. Bu mu Tülay? Hayır bak ben sonra gösteririm. Tülay bana bir bardak komposto verir misin? Aa canın sağ olsun. O zaman bardak ver de içeyim. Tabii ki. Tülay şimdi neye geçtin? Aa niye bardağı şimdi veremem bir saniye. Şimdi versen ne olur sanki? Hayır hayır. Yok anne. Bu kuru meyveleri nerede kullanacaksın? Ben onları şimdi şeyde kullanacağım, buraya koyacağım. Tülay, ana yemeğin ne durumda? Ana yemeğim suyunu çekmek üzere. Tülay, nohudunu da getir oradan gelirken. Evet. Evet hanımlar, son 20 dakika. Aa, evet nohudum dolmuş. Sen kaç dakika zannediyorsun? Hayır, 20 dakikam yok. Hatta son 18 dakika. Oldu. Yok daha ne? Tülay gerçekten 18 dakikan kaldı. Ya hayır ya. Şimdi ne yapıyorsun? Nohudu döküyorum. Yine yanmış mı? Hayır tabii ki de. Yanmış. Başardım işte. Hiç de başaramadın. Başardı. Bitti. Hepsi bitti. Başardım. Şaka yapıyorum. 17 dakikanız yok. Ay kaç dakika mikser? Hanımlar son 13 dakika. Anne bitmedi. Tülay şimdi neye geçtin? Nohutlu salatama geçtim. Yoğurtlu mu? Ay nohutlu. Şu tencerede dibi tutan nohutlar mı? Hayır tutmadı yeniden yaptım. Yeniden yaptım. Evet hanımlar kalan sürenizi söylüyorum. Tam 35 dakika. Aa, süper. Teşekkür ederim. Yarışmacımız bir yandan yeşil salatayı hazırlarken bir yandan da ana yemeği mutancana için kuru meyvelerle bademleri kavurmaya başlıyor. Tülay bu mutfağı sen mi tasarladın? Kendi babam yaptı mutfağımı. Kendi baban yani? Evet kendi öz babam. Baban mobilya işleriyle mi uğraşıyor? Evet mobilya işiyle uğraşıyor babam. Yeşil salataya devam eden yarışmacımız şimdi de dereotu ve taze soğan doğruyor. Anne sarımsak soyulacak. Sarımsağı nerede kullanacaksın? Brüksel lahanama. Daha hazırlamadın mı? Yaptım. Yoğurdunu yapacağım tamam bitecek. Peki sarımsaksız isterlerse? Vallahi sarımsaklı. Bunun şeyi bir tane sarımsak koyacağım ama koyacağım. Yeşil salataya devam eden yarışmacımız şimdi de kornişon turşu doğruyor.
Balı nerede kullanacaksın? Mutanca yemeğimde. Ana yemeğin mutancana için yani. Evet. Osmanlı döneminden kalma bir yemek. Osmanlı döneminden kalma bir yemek. Mehmet Sultan döneminde İstanbul'da ilk defa o tatmış yemeğimize. Ama çok güzel bir yemek. Ballı, sumaklı. Ben denedim yemeğimi. Babam ilk defa yedi. Kayınpederim ve çok beğendi. Zerdemi de denedim ama zerdenin rengi birazcık şey oldu. Ama olsun, hiç dert etmedim. Ama zerdenin rengi o değil sanki. Evet, birazcık şey olabilir. Menüyü eksik sayıp sana bir puan verirlerse? Canımız sağ olsun, yaptım derim. Tülay gel bir bunu, şunları yap ondan sonra. Ne yapayım onu? Ne oldu, neydi? Brüksel'in neyin götürdü? Yok, Brüksel'imi kalsın. Yarışmacımız Brüksel lahanasının yoğurdu için sarımsak rendeliyor. Koy onları balonumuz için, sumrağını koy pişsin, tamam. Yarışmacımız ana yemeği mutancananın içine önce kavurduğu kuru meyve ve bademleri, daha sonra da balı döküyor. Bir kaşık bal. Ardından yemeğin tuzunu ayarlayıp karıştırıyor. Mis gibi oldu. Sumak koymadın yalnız. Çok güzel kokuyor. Anne bir tadına bakar mısın? Sumak da koyacağım ama. Sumak koy, ondan sonra bak. Yarışmacımız ana yemeği mutancananın sumağını da koyduktan sonra karıştırıyor. Ardından Gülten Hanım yemeği kontrol ediyor. Soframa gidebiliriz artık. Nasıl olmuş anneciğim? Süper olmuş, süper, süper. Hemen salona geçen yarışmacımız masa örtüsünü seriyor. Son 19 dakika. Aa, yetiştiririm, ne kaldı ki? Ne oldum kaldı? Bir limonum şey yapılacak, o kadar. Örtünün üzerinde leke mi var? Evet, biraz. Eyvah! Tavanın altında kalacak mikser, ne olur. O lekeyi annenin önüne mi getirsen acaba? Yok yok, hayır, tabaklar gelecek o yüzden. Daha önce bakmadınız mı? Ya baktım da. Yarışmacımız runner'ı da serdikten sonra tabakları ve servis peçetelerini yerleştirmeye başlıyor. Ardından masanın çiçeği ve şamdanları yerine alıyor. Anneciğim bugün çok fena kayınvalideler geliyor. Gelsin. Hepsiyle baş edebilir misin? Ederim. Bugünü atlattıktan sonra nasıl bir kayınvalide olacaksın? Bilmiyorum, onu zaman gösterecek. Zaman gelir belki ben de çıkarabilirim. Yarışmacımız masanın eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Bitti, ekmeğimi getireceğim, tamam. Bunlardan Tülay giderken, şunlardan giderken kızım. Tamam, bitti hadi. Anne. Eksiği var mı anneciğim? Peçeteler tamam, tuzluklar tamam, mumluklar tamam. Tülay çahmağı da getir gelirken yavrum. Heh. Şunu koyayım ben. İçecekler nerede? İçecekleri getireceğim. Suları doldurmadın. Dolduracağım, ne var onda? Anneciğim gelinin iyice ağırlaştı. Yordun. Hem çenenle yordun, hem iş yaparak yordun mikser. Gülten annem, son 9 dakika, her şey bitti mi? Bitti. Yemekler istediğiniz gibi oldu mu? Çok güzel oldu yemekleri. Hadi son 8 dakikamız kalmış. Tamam. Suları doldurayım mı? Bence doldur. Bunu da yanı sıra içine koy. Koş Tülay, koş. Tuz koydun mu buna, bir bakacaksın mı? Neye tuz koydun? Tadına, Brüksel'in yoğurduna. Buna tuz at hemen. Tamam anne, şey nerede, tuz nerede? Tuz orada. Yarışmacımız nohutlu yeşil salatanın tuzunu erkenden attıktan sonra Brüksel lahanasını sarımsaklı yoğurtla buluşturuyor. Hadi çok, tamam anne. Hadi kızım. Tülay hemen çakmağı al. Koş kızım. Ben giyinmeye gidiyorum. Yarışmacımız üstünü değiştirirken kayınvalidemiz son kez yemekleri kontrol ediyor. Evet. Çok güzel görünüyor. Sana da vereceğim mikser. Arkasından ne geliyor? Arkasından güzel bir bulgur pilavı. Yoğurtlu Brüksel lahanamız nerede? Yoğurtlu Brüksel'imiz burada. Mikser bak mikser. Ana yemek mutancana ne durumda? Bak yemeğin güzelliğine bak. Bak. Hiç böyle yemek yedin mi mikser? Bütün yemeklerimiz hazır mı? Evet, bütün yemeklerimiz hazır. Anneciğim, o zaman sizi tebrik ediyorum. Hadi kızım. Geliyorum anne. Hadi yavrum, hadi. Hemen böreği açmam börek lazım. Börek hemen yavrum, hemen. Nihayet pırasalı gül börekleri pişmeye başlıyor. Yetişir mi acaba? İnşallah yetişir. Sıcak sıcak verirsin, daha iyi olur. Daha gelecekler, Zuhal Hanım'la tanışacaklar. Ben hazırlayabilir miyim o arada? Neyi hazırlayacaksın? Şey mi? Salatasının tuzu şeyini koyduk, limonlukta. Alevin şeyleri üstü. Nereye koydun? Heh. Yapabilirsin ama süren de bitmek üzere.
Şimdi ne yapıyorsun? Süslemesini yapıyorum. Zerdeğe ne koyacaksın? Fındık koyuyorum. Hem de kırılmış fındık. Kırılmış fındık koyuyorum. Onu bile sen kırmıyorsun, hazır alıyorsun. Bu kadar hazırladığıma şükredeyim. Evet hanımlar, Zuhal Hanım geldi ve süreniz bitti. Çocuklarıma da böyle sağlıklı şeyler yapıyorum. Yani tamam da biz şimdi çocuk değiliz sonuçta. Kuzum herhalde hep böyle baskın gidiyor galiba. Kaynanasını çok seviyordu ondan. Brüksel lahanasına koyacağım. Ben acıyı severim. Brüksel lahanasına acı? Evet. Brüksel lahanasını yemenizi bibere borçluyuz. Sağ ol güzel. Ben bu yemeği hiç şimdiye kadar yemedim. Bu yemek böyle oluyormuş, çok güzel olmuş. Eline sağlık diyeceksin. Yemek zorunda değilim. Enteresan. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyiz Zuhal Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi valla, merak ve heyecan içerisinde sizi bekliyorum ben de. Evet, haftanın ilk sofrasına gelelim bakalım. Ne var ne yok Tülay? Zuhal Hanım yetiştirdim çok şükür. Güzel mi, haberler güzel mi? Evet hepsi bitti. Nohudumu sadece altını tutturdum ama ikinciye yaptım. Ah! Evet ikinciye başardım. İlkinin dibi tuttu. İlkinin dibi tuttu. Küçük tüpü çok fazla açtım herhalde. Aa, o yüzden. Evet. Aynen o yüzden ama ikinciye tutturdum. Mı? Haşlandı. Ay, tekrardan yetiştirdim. Haşlanmıştı. Çok haşladım. Oldu. Tadına baktık. Annem evet. De baktı. Ben de baktım. Çorbalarım falan. Her şeyin tadı bakıldı. Bakayım sofralar. Sofran da tamam galiba. Evet eksik tamam. Eksik bir şeyim varsa halletemem. Yok sadece bir vişne suyum gelecek. Getir. O da şey kayınvalidelere şey yapacağım. Hayır, size ve kayınvalidelere. Kayınvalideler. Evet. Sadık Bey nerede? Heyecanla mutfakta. Mutfakta mı Sadık Bey hala? Yok gitti herhalde gitti. Getirdi. Çocuğum ne oraya gitti. Gitti kapı çaldı bu arada hemen. Kızlar. Anne. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çantanızı alayım. Buyurun. Elinizi öpeyim ilk önce. Teşekkür, ondan sonra mantığı teşekkür ederim. Sağ olun. Ay Zuhal Hanım ne güzel sizi gördüm. Koşarak. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim çok iyiyim. Adınız neydi? Şenay Dudullu'dan geliyorum sizi Şenay görmek Hanım. İçin. Evet. Aa ne güzel hem de Dudullu. Evet. Anadolu yakası. Buyurun. Sizi görmek ne güzel. Benim sizi tanışmak efendim. Ne güzel. Aynı sizinle tanışmak. Ben böyle soframa geçebilirim. Ay canım ne kadar ne güzelsiniz. Ne güzel kayınvalidesiniz siz ay öyle. Teşekkür ederim siz de öylesiniz. Bazı kayınvalidelerimizden bahsettiler. Dediler ki... İşte bir tanesi hiç gelinlere kıyamıyor, çok güler yüzlü falan. Siz misiniz acaba? Bilmiyorum ki, ben de öyleyim ama... Ha siz de mi öylesiniz? Yani gelinim kızım sayılır, gelinim değil, kızım. Tamam tamam, sizsiniz evet. O zaman. Mutfakta bana her gün, her pazartesi çıtlatıyorlar kayınvalidelerle ilgili. İşte dediler ki bir tane kayınvalidemiz çok tatlı, her yemekten de yermiş. Öyle tatmazmış, aha siz bakın. Siz misiniz halinizde. O? Yok o siz değilsiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ay canım benim. Merhabalar. Hatice. Gülten. Ben çantanızı alayım, montunuzu alayım. Oldu, teşekkür ederim. Zuhal Hanım gelebilir miyim yanınıza? Gelin. Ay teşekkür ediyorum. Uzakta ay sizi çok seviyorum. Sen daha da mı yakın olmak istiyorsun? Evet. Buyurun, buyurun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba efendim, hoş ay geldiniz. Ay efendim, nasıl bir güzelliktir bu efendim, böyle. Efendim, teşekkür ederim. Maşallahınız siz de var. Öyle çok zarif. Teşekkür ederim. Kayınvalidemizin ismi ne acaba? Hatice. Hatice Hanım, tanıştırayım Şenay Hanım. Memnun oldum ben de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Buyurun Hatice Hanım, üçüncü kayınvalidemize geldik. Siz nereden geliyorsunuz efendim? Ben İdaltepe. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Nasılsın güzelliğiniz? Oo Zühal Hanım'ın güzelliğine bakın. Üsküdar'dan size çok çok selam getirdim. Üsküdar mı? Bu kadar güzel olduğunuza inan. Hoş geldiniz. İsminiz neydi? Nilgün. Nilgün Hanım hoş geldiniz. Evet. Tanıştırayım Hatice Hanım. Memnun oldum canım. Şenay Hanım. Merhaba. Bütün hafta yoğun bir teşvik mesainiz olacak. İnşallah bu haftanın buyur, temellerini buyur. Güzel atarsınız. İnşallah. Şöyle bol lezzetli, bol puanlı. İnşallah. Güzel eleştirme yorumlarla bezeli bir hafta geçiririz inşallah. Bir kayınvalidemiz eksik. Evet. Nasılsınız tekrardan? Hoş geldiniz. Hadi şu kayınvalidemiz. Hemen geliyorum.
Merhabalar, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, ben Birgül. Ben de Tülay, memnun oldum. Merhaba. Hoş geldiniz. Montunuzu, çantanızı ben hemen Birgül alayım. Merhaba, Zuhal Hanım. Hoş geldiniz. Ben Birgül. Birgül Hanım, merhaba. Sancaktepe'den size selamlar getirdi. Mutluluktan düştüm bu sefer. Çok güzel, çok güzel. Şenay Hanım. Merhaba Şenay Hanım. Memnun oldum, hoş geldiniz. Ben Birgül. Ben de memnun oldum. Merhaba. İsim neydi sizin? Nilgün. Nilgün Hanım. Nilgün, Birgül, Hatice ve Şenay Hanım. Hoş geldiniz. Karşılama güzeldi. Karşılamayı beğendim. Karşılama güzeldi. Beğendim. Karşılaması hanım kızımız güzel. Güzel, saygılı, güler yüzden karşıladı, sağ olsun. Ha. Hoş geldiniz tekrardan soframa. İnşallah yemeklerimi de beğenirsiniz. İnşallah. Evimize, evet. Soframıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, hoş bulduk. Gelinizin ismi Tülay. Evet, benim ismim Tülay. Benim ismim Gülten. Evet, ben de memnun oldum sen tanıştığımda. Evet. Zuhal Hanım, bir de bir şey söyleyeceğim ben. Belki gelinler söylememiştir, benim mutfağıma girebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bir ilk yaşansın isterseniz, bakarsanız hiç sorun değil. Gelininiz daha dakika bir mutfağıma girin diyor, evet, bravo. Evet, hiç sorun değil Zuhal Hanım. İsteyen yani girebilir. Aynen. İsteyen yani girer. İsteyen girebilir yani, gelinim öyle. Bakmak isteyen varsa yani. Buyurun alırım yani. Demek ki mutfağına mutfağım güveniyor. Bakmak isteyen var mı? Buna karar versin. Ben vermiyorum. Sizin kararınız o. Hayır, ben buna karar vermem. Ben gelinlerimizin istekleri doğrultusunda saygı duymakla mükellefim. Onlar girin derse girebilirsiniz, girmeyin derlerse giremezsiniz. Ben bakabilir miyim? Tabii ki buyurun. Eşlik edeyim ben size. Tabii ki bu fırsatı hiç kaçırmaz kayınvalideler. Ben de bakabilir miyim o zaman? Tabii ki bakabilirsiniz. Buyurun. Tamam, buyurun. Hadi ben de gideyim. Tabii siz eksik kalmayın. Siz de buyurun, evet. Bari kadro tamamlansın yani, hep beraber. Şimdi, oldu oldu, hep beraber gidelim. Öyle bir düşüncem yoktu. Şu an ekranlarımızda nedir bu boşluk? Herkes nerede diye soracak olursanız mutfaktayız. Bana böyle bir düşüncem yoktu ama. Valla benim de hiç yoktu. Yani bence de gerek yoktu aslında. Allah Allah. Toparlayabildiğim kadar toparladım. Aynen. Yetiştirebildim. Çok şükür yetiştirdim. Her şeyim hazır. Ben gelmiş oldum. Bir ilk yaşam yaşadım. Yani sen böyle dersen onlar da fırsatı değerlendirirler. Tülay kendin dedin. Çok güzel. Sen evet. Canım mutfak geniş. Efendim ilk kez Zuhal Topal'la sofrada maaile. Efendim şeydeyiz, mutfaktayız. Çünkü çağırdı gelinimiz. Buyurun girin dedi. Kayınvalideler peşi sıra gittiler ardı ardına bu isteğe. Tabii ki zaten onlar dünden meraklılardı. Ben de gör, baktınız mı? Herkes baktı mı? Valla. Ama tertemiz. Evet, tertemiz. Tertemiz. Yetiştirmiş. Valla bravo. Valla bravo Tülay. Süper. Peki oyalamayalım daha fazla. Hadi gelin. Kendisi tercih etti. Kendisi davet etti. Hemen getireceğim. Hemen getireceğim. Otur 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 iki saat. Bak ne güzel. Arada gene girip çıkalım. Hadi bakalım. Vallahi şaşkınım. Ben de. Değil mi? Vallahi bravo. Ama şey, mutfak geniş olduğu için herhalde çok rahatlıkla toparlama da daha kolay oluyor. Mutfak geniş olduğu için mi toparlama? Tabii daha toparlama da. Bence elimin hızından. Bence biraz de. Oturun buyurun. Bana göre gerek yoktu mutfağa girmeye. Dağınık da oluyor, toplu da. Biz bir yarışmadayız yani burada sonuçta. Evet, masaya göz attınız mı? Görebildiniz mi? Evet. Evet. Şöyle bir şey rica edeceğim sevgili Tülay senden. Efendim? Bunlar çok yüksek, çok uzun. Tamam, onları kenara alacağım. Çiçek görmek de amaçlı. Maalesef. Aynen. Yani çok üzgünüm. Çok da güzel bir çiçek. Evet. Siz iyice bir bakın da sonra çiçeği nerede, mumu nerede demeyin. Buradalar ama evet. Bizi engelliyorlar onun için. Sana zahmet tamam. Alıver. Evet, çok güzel. Söndürme sakın burada. Tamam. Kokuyor. Evet. İçeri. Bak orada güzel, ne güzel. Burada yanık dursun o zaman zahmetini böyle. Dursun. Aman sakın. Dikkat et ama. Yok. Ya da istersen mutfak. Ay ne kadar güzel. Bak o oh, çok güzel oldu. Tamam. Evet. Şimdi başlayabilir miyim? Tabii tabii, nasıl istersin. Böyle mi verelim? Zuhal Hanım'ın. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben. Sağ ol Tülay'cığım. Sonra Zuhal Hanımcığım. Şöyle. Efendim? Hem çiçek hem mum oluyor mu? Masada? Oluyor. Oluyor. Olabiliyor yani. Olabiliyor tabii. Herkes istediğini koyar. Yani kimisi evet. Tek mum koyuyor, kimisi şamdan koyuyor, kimisi sadece çiçek ya da, ya da kuru güller. Kimisi süslüyor hani. İnciler, taşlar, hani tuşlar. Hani bazen çok fazla oluyor derler ya. O sizin gelininizin zevkine ve tercihine kalmış. Kendisi nasıl isterse. Değil mi? Masasını evet. Öyle süsleyebilir. Evet. Bizim için hiç problem. Bizim hiçbir şeyde bir kısıtlayıcılığımız yok zaten. Yok. Yani menüde de tamamen özgürler seçimde. İstedikleriyle başlarlar, bitirirler. İster salatayla, ister zeytinyağı order tabağıyla falan. Peçetenizi de alırsanız. Tamam. Masayı nasıl buldunuz? Masa güzel. Güzel. Sade. Sade. Evet. Evet. Sade. Masa güzel. Masa güzel dedi Hatice. Göz kamaştırmıyor yani. Göz kamaştırmıyor. Şimdi, evet. Şu anda
İyi bir şey mi? Yani hani şey? Sade beyaz öyle renk. Göz yormuyor mu? Aynen. Evet. Göz yormuyor demek istedi. Doğru. Sadeden yan oldu gelinim. Evet. Güzel göz yaptı yani. Şenay Hanım siz nasıl buldunuz masayı? Bir güzel tabağınızı uzatırım. Güzel, sade. Yani güzel. Buyurun. Güzel. Sade yani. Beyaz. Tamam. Sade bir masan. Sade. Güzel. Herkes sade güzel diyor. Hadi yavrum. Güzel. Yani masa düzeni çok şık da değildi. Orta düzeyde. Masa düzenini düzgün buldum. Çok iyiler. Şu an çok sıcakkanlılar. Ama artık bakalım. Masa düzenini gayet iyi buldular. Şık buldular. Şu an beğenmeyen olmadı. Evet. Brokoli çorbası sütlü ama onunla başlayacağız. Evet. Aranızda brokoli yemeyen falan var mı? Ağzıma sürmem, sevmem. Ben hiç sevmem. Ah buyur. Hiç. Hiç. Yedirmediniz mi daha evvel? Yediniz de sevmediniz mi? Yedim ama sevmiyorum. Hı, sevmiyorsun. Ama sütlü çok güzel oluyor. Yani damak zevki. Ben daha önce ne duydum ne de yaptım. Brokoliyi de pek sevmem. Ne duydunuz mu? Yani brokoli çorbasını duymadım, yapmadım. Duymadınız duymadım. Brokoli çorbası. Evet. Çünkü biz brokoliyi sevmediğimiz için kullanmıyorum. Duymamanız enteresan geldi. Sütlü olarak duymadım. Ha sütlüsünü duymadınız. Evet. Çorbasını brokoli biliyorsunuz. Brokoli çorbasını biliyorum ama sütlü olarak. Benim annem de yapıyor. Bilmiyorum. Süt koyuyor içine. Süt yani, kırıyor brokolinin. Hiç içmedim. Biraz keskin bir aroması, tadı ve kokusu vardır. Çok. Özellikle çocuklara sevdirmek için biraz krema veya sütle süslerler. Aynen. Ben hiç yemediğim için bana çok yabancıydı. Evet, sofrayı şık buldunuz. Mutfak güzel. Mutfak güzel, hijyen, değerlendirmeyi temiz. Alınız lütfen. Evet. Çünkü maalesef sizi tenzih ederek konuşuyorum. Çünkü ilk kez karşılaşıyoruz ama izliyorsunuzdur. Maalesef çoğunlukla kayınvalidelerimiz puan kıracak yerleri o kadar güzel bulup o kadar da büyük bir şekilde yontuyorlar ki puanları böyle dibinden baltalıyorlar adeta ama puan verecek yerleri de vermiyorlar. Görsünler istedim mutfağımı. Hani nasıl? Hani temiz mi, hijyen açısından ben davet ettim. Hepsi baktı, gayet memnun kaldılar temizlik açısından. İnşallah yansır puanlarıma. Sütlü brokoli çorbam var. Onu hazırladım. Mesela diyor ki işte sofrası güzel değildi ondan kırdım. İşte mutfağa hijyenik gelmedi ondan. Ama bakın puan kırdığınız gibi puan vermelisiniz de iyi olan artı özelliklere. Evet. Onun için lütfen kayıtlar altına alınsın. Teşekkürler. Afiyet olsun. Vallahi klasik konuşmamı size de yapacağım. İçinizden bazıları pişmanlık yaşasın istemiyoruz. Üzülsün istemiyoruz. Gelinlerimiz üzülsün istemiyoruz. İlk gün pazartesi günü yarışan gelinlerimiz için ve salı günü yarışan gelinlerimiz için şöyle bir şey söylüyorum izliyorsanız görüyorsunuzdur. Şimdi bu ilk iki gün kritik. Çünkü yeni başlıyoruz. Ne gelecek önümüze, ne yiyeceğiz ilerleyen günlerde. Gelinleriniz nasıl bir performans çıkaracak bilmiyoruz. Başarılı da olabilirler, olmaya da bilirler. Şöyle biliyorsunuz ki bir puan artık bir kez kullanabiliyorsunuz her puanı. Size de uzatabilirsiniz. İlk günden 3-4 verdi. Afiyet olsun. Hepsi pişman oldu. Ve eyvah dediler, olmayan masalara 6'lar, 7'ler, 8'ler kaldı. Evet, son olarak kayınvalideme ve kayınvalidesine getiriyorum. Strateji yaptılar. Ona 3 vereyim, ilk günden kötü masaya 6-7 vereyim ki benim gelinim şansı yükselsin. Hiç öyle bir şey olmadı. Hatta gelinlerin aleyhine işledi bu yaptıkları stratejiler. Size de şuradan vereyim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ben şunu hep söylüyorum. Eğer masada eksik yoksa, menüde yoksa, efendim serviste veya sunumda büyük problemler yaşatmazsa bize gelinlerimiz, efendim yanmış, yummuş, olmamış, yenilmeyecek gibi bir yemek yoksa üçleri, dörtleri harcamayın, kullanmayın diyorum ve afiyet olsun hepinize. Afiyet olsun. Teşekkür tekrardan. Ederim dinlediğiniz için. Ne durdunuz Şenay Hanım? Biraz tuzlu geldi bana. Aa. Evet. Hadi canım. O kadar. Haftanın ilk eleştirisinin tuzla ilgili olmasına ben şaşırdım. Hayır şaşırmadım.
Ne kadar içtiniz? Yok. 3-4 kaşık içtim. Valla? Evet. Yo, bana hiç o kadar da tuz koymadım ama. Aynen. Ya ben tansiyon hastasıyım, ondan da olabilir belki. Tuzsuz yediğim bak, için. Bak sen tansiyon hastası olduğun için tuzlu diyorsun, bana da şu an tuzsuz. Şimdi tansiyon hastaları hepten tuzsuz yedikleri için en ufak bir tuz bile onlara tuzlu geliyor olabilir. Evet, tuzlu geldi bana. Çünkü ben tuzlu yediğim için, tansiyonu falan olmadığı için normal yiyorum. Şu an bu çorba bana tuzsuz geldi. Yani tam ayarında. Ne tuzlu ne tuzsuz. Tam bana ayarında çok güzel. Çok hafif bir tuzlu evet, var. Çok az hafif bir şey, bir tuzu yani, var damak yani. Tadında. Ha, aman aman öyle bir tuzlu değil ama çok kadar hafif bir tuzu var. Kıvamı nasıl? Tadı, lezzeti? Kıvamı güzel. Güzel. Evet, tuzlu. Lezzeti var mı çorbanın? Hani siz brokoli sevmiyor musunuz ya? Yani nasıl söyleyeyim size? Bir şekil söylemeniz lazım. Evet, bir şekil söylemem lazım. Tuzlu buldum. Tadı fena değil. Tadı fena değil. Evet. İrgül Hanım? Ben brokoliyi zaten pek sevmediğim için bir de sütlü olunca benim hiç damak tadım değil. Olabilir, olabilir. Ama güzel olmuş mu olmamış mı o ayrı bir şey. Güzel olmuş. Ha, güzel olmuş. Su katmadım yani bir bardak normal su varsa 4 bardak tavuk suyu vardır. Ben her zaman sağlıklı yemek yapmayı severim. Tavuğu brokoli çorbası evet, için içine, aynen içine ve pirinç, bulgur pilavının içine haşladım. Lezzetli evet, olsun. Evet lezzetli doğru. Olsun ikisi de. Çorba tuzluydu, beğenemedim yani. Brokoliyi de sevmediğim için damak tadıma göre değildi. Siz de dinleyelim. Yani kıvamı güzel. Hı-hı. Çorba sıcak. Evet. Sıcak. Önemli olan o zaten. Ama dediği gibi ben brokoli sevmediğim için kimse de bana hitap etmiyor yani. O kadar faydalı bir şey ki inanılır gibi değil. Yani. Ne demek sevdiğim kışın yani? En güzel çorba en çok yani. Kışın tercih edilen çorbalardan tek yani bu. Aynen ama biz yapmadığımız tek için, değil ama. Kullanmadığımız için bize çok... bana yani. Peki bunu kabulümüz zaten bu. Yani başımızın üstünde yeri var bu yorumların. Çünkü hani beğendim diyor değil mi? Ya, doğru anladım. Ben sevmiyorum brokoli çorbası ama güzel olmuş diyorsun değil mi? Ha, tamam. O tamam. O amenna zaten. Ben de bunu duymak istiyorum. Beğenmeyi evet, şey sevmeyebilirler ama bu güzel olmadığı anlamına gelmez. Kıvamı falan güzeldi ama bana hitap etmediği için beğenmedim. Ha, içebileceğim bir çorba değildi. Buyurun Hatice Hanım. Kıvamı yerinde. Evet. Tadı da güzel. Birazcık bana da tuzlu geldi. Size de tuzlu yani, geldi. Yani böyle bir damak tadında baskın geldi. Öyle değil. Tamam. Gene bu 3 tabağı birden verelim mi? Evet Zuhal Hanım. Demin niye gitti, onları... niye geldi bunlar anlamadım. Zuhal Hanım fazla onları alayım. Aynen fazla getirim ama. Tamam okey. Yani benim için çok böyle güzel bir çorba değildi. Zaten çok tuz vardı. Çok baskındı ki beğenmedim yani. Beğenmiş olsam zaten içerdim. 2 kaşık aldık. Geri gitti. Hafif. Hani bilmiyorum. Ne hafif geldi? Ha menü. Ha menü hafif geldi. Evet. Ama brokoli çorbasını yapması kolay mı? Yani menü diyorum. Ha, yani. Menü. Genel olarak söylüyorum. Onun içeriğini bilmediğim için, yapılışını da bilmediğim için ona bir şey diyemem. Ama bana göre menü biraz hafif geldi. Hiç hafif değil. Hiç hafif değil. Evet, çorban beğenildi çok şükür. Hani bir sıkıntım yok. Kıvamı yerinde dediler. Çorbam için çok beğendiler. Ama biraz tuzlu, bir tık tuzlu buldular. O yüzden. Yani şimdi mesela bilmiyorum ara sıcakta nasıl gülbereyi el açması mı? Yoksa hani yufkayla mı yapıldı? Yufkayla yapıldı ama el açması olsa yetiştiremezdi. Çünkü mutfağı, menümüz ağır. Brokoli çorbası bir kere ne kadar zor yapılıyor? Yani brokoli çorbasını bilemem ama bu yufka el açması olması lazım. Çünkü yani el emeği diye bir şey yok menüde. Ama içi, bana göre. İçi pırasalı yemek. Pırasasını da ayrı yaptı yani. Ayrı kavurdu. Pırasada ne var? Ayrı bir doğruyorsun. Yok öyle değil. Kavuruyorsun o şekilde. Olmuyor öyle işte. Brokoliyi de haşlıyorsun. Ya o basit ve rondodan geçir o kadar. Tamam üstüne haşlıyorsun. Üstüne de malzemelerini koy. Bence basit. Bence de basit. Hiç basit değil. Gördüğün gibi değil. Biraz pişirme kağıdı sorun yaptı bize ama... Olsun, ne yapalım? Keşke kesme börek yapsaydım. Çıkartamadım. İşte bunu kayınvalideme koyarım. Ya tabii ki her yemeğin bir emeği vardır. Ona bir şey demiyorum ama... Emeksiz yani menü bir bakışta var. El emeği yok gibi duruyor. El emeğinden ne anlıyorsunuz siz? Yani mantı... el açması olabilir, mantı olabilir.
mı anlatmak istiyorum? Öyle bir şartımız yok ki bizim. Biz her menüde illa el açması olsun demiyoruz yani. Hiç öyle bir isteğimiz, talebimiz olmuyor bizim. O tamamen dediğim gibi gelinlerinizin maharetine, potansiyeline, yani almak istediği riske bağlı. Kimisi açar, kimisi... 20 yıllık bana gelin göre yani bu yarıştı, menü ben el geldi açması beceremiyorum dedi kadın. Yani. Doğrudur. Ona yemekler şey bence kolay. Sadece ben sordum yani el açması mı böreği yoksa yufkayla mı yapıldı diye. Evet, bunu soracaklarını söylemiştir size zaten. Yani sarımsakla yaptı yani, şeyle, pırasayla yaptı yani. Kolay değil pırasayla yapması. Bir peynirle falan değil yani, pırasayla. Pırasada doğru bir şey değil ki. Sebzeli börek, evet. Evet, daha ağır yani. Onu ayrı haşla, onu ayrı haşla, onu ayrı yap, onu ayrı yap, kolay değil. Genellikle ben yaparım ve kavuruyorsun. O da yani kolay bence. Zor bir şey değil. İnce ince doğruyorsun, kavuruyorsun, havuç rendeliyorsun. O da basit bence. Tek börek olsa da tek böreğin başında beklesen, ya o da yani gül böreği işte yani. Niye böyle yaptın börek bana? Sen böyle değildin aslında. Bir tane kaldı. İnşallah kayınvalideler içeride seslenmez. Bakacağız şimdi ikinci yemek nasıl? Gül böreği ve Brüksel lahanası. Brüksel lahanası. Gül böreği. Brüksel lahanasını da hemen herkes sevmez. Sevmeyen var mı? Ben sevmiyorum mesela. Brüksel lahanasının kokusunu yani, hiç sevmem. Onun damak tadı tabii farklı oluyor. Yani herkes onu beğenmeyebiliyor ama yapılışına gelince bağlı göreceğiz. Evet, nasıl yapıldı diyorsunuz? Evet. Ben de sevmiyorum. Menüde hem brokoli var hem Brüksel lahanası onun var. Onun için sordum zaten. Bir de sebze şirveni gibi olmuş. Pırasa, Brüksel lahanası. Yani pırasa da var. Aynen, aynen. Yani sebze şey gibi. Bir gelinimize dedi ki pancarı niye rendeleyip getirdin? Vitamini kaçmasın diye dedi. Evet. Sağlıklı sofra oldu yani sizin için. Kampına gelmişiz de detoks şeyi yapıyoruz. Aynen, bugün hep sağlık üzerine. Baskın aromalar menünün yanında gidiyor. Doğru, doğru. Şimdi onu düşündüğümüz zaman pırasa var. Yani şimdi zaten brokoli. Yani brokoli çorbasının üstüne Brüksel lahanası. Şimdi üzerine de Brüksel lahanası gelecek. Olmamış. Sonra arkadan pırasa gelecek. Yani sadece Brüksel lahanası değil. Ama işte o sebze, o sebze olmadı. Hani sebze ediyor. Birinin sebze. Devamını da düşünmek i̇şte uyum, gerekiyor. Hani kombin uyum nasıl gidiyor? Yani şimdi brokoli işte çorbası, arkasından pırasalı börek, Brüksel lahanası. Uydu mu? Evet. Oldu mu? İşte pırasalı gül böreğimin yanında güzel güzel Brüksel, yoğurtlu Brüksel salata, yoğurtlu Brüksel lahanası. Şurayı sileyim, ondan sonra devam edelim. Benim gelinim de çok iddialı. Gelinim. Benim gelinim de iddialı. Kaç yıllık gelinin? Gelinlerimize kalırsa hepimiz. Zaten iddialı olmasa burada ne işin? Öyle değil mi? Evet. İddialı olacak ki geleceğiz. Benim gelinim daha iddialı. O da çok iddialı. Evet. Evet. Benim gelinim de çok becerikli, iddialı. Becerikli, temiz, titiz, hızlı. Kaç yıllık sizin geliniz? Benim de 3 yıllık. Sizin 3, sizin de 3, sizin? 2 aylık. 2 aylı. Evet. Bakın o 2 aylıklardan korkun. Nerede var böyle bir aylık, iki aylık, üç aylık gelinler? Acayip şeyler yaptılar. En kıdemlisi benimki herhalde, 6 senelik. 10 yıllık bugünkü gelinimiz. En kıdemlisi maşallah. Ya size zahmet ben bir bardak su, şimdi Tülay versin tabii isterdim ama şimdi o da servis. Benimki iki aylık. Çok teşekkür ederim, zahmet oldu. Yemekler geldi. Geliyor mu? İşte geldi. Geldi. Geliyormuş, geldi. Sağ olun, teşekkürler. Tamam yavrum, geç. Şöyle vereyim, böyle sıcak sıcak geldi. Gül böreği ve yoğurtlu Brüksel lahanası. Şimdi maalesef, tırnak içinde söylüyorum maalesef, hemen hemen herkes sanırım aynı kanıdadır. Şu niyeyse Brüksel lahanası ile brokoli bir de pırasa kendini bir türlü sevdiremedi. Yani evet, sevmeyen maalesef kesim daha fazla görüyorum ki, yanılıyor da olabilirim de. Evet. Maalesef bir türlü sevilen şeyler arasında gibi, bir kabak gibi, bir fasulye gibi, şimdi, bir ıspanak gibi rağbet görmez. Için, baskın bir hemen lezzet olduğu için belki ondan mıdır hani tül karkının? Yani çocuklara biraz da mesela zor yedirirsiniz. Çok rağbet evet gören, ya ilk aynen sırada gelen sebzelerden değil değildir sevilen şey. Aynen. Kokusundan aynen daha çok. Herhalde sanırım. Evet, kokusundan maalesef daha çok. Çok faydalı üçü yani, üç tanesinin peş peşe gelmesi... Ama işte bir talihsizlik yani. Bizimkiler de çok seviyor, tam tersi. Ne güzel, ne şanslı. Çok seviyorlar, evet. Yani siz seviyorsunuz. Tülay'cığım şöyle bir eleştiri, olsun. Pardon, şöyle bir eleştiri evet var. Brokoli çorbası içtik, ardından Brüksel lahanası ve evet pırasalı bir şey yiyeceğiz. Üçü de çok sevilen şeyler değil, evet, keskin aromalı, niye seçti derler. Orada buyurun, pardon, sağlıklı yemeye başlayabiliriz. Sağlıklı olsun diye seçtim.
Hani çocuklarıma da böyle sağlıklı şeyler yapıyorum o yüzden. Ama hiç yani sizi rahatsız edecek bir şey umarım olmaz. Yani tamam da biz şimdi çocuk değiliz sonuçta. Doğrudur ama... Yani işte olmazsa çünkü Edirne'ye özgü. Edirne'ye özgü börek, ıspanaklı börek biraz Edirne yöresi. Pırasalı. Ay pırasalı börek. Yani kızımız orada, Edirneli. Aynen Edirneliyim bu arada ben. Ben şunu demek istedim yani tamam sebze olabilir ama içi alkaklıyormuş. Efendim. Güzel kızım. Efendim. Valla. Tuzun herhalde hep böyle baskı gidiyor galiba. Aa. Da böyle. Nerede gene karşınıza çıktı tuz? Aa. Börekte. Börekte. Evet. Kaynanasını çok seviyordu ondan. Kaynana herhalde seviyor değil ne mi? Ne çabuk tuzlu yediniz ya. Kaynanasını vallahi seven gelinler tuzlu yaparmış. Ha. Aa tuzlu mu? Evet. Yo zorun hepsinin tadına baktım ama. Börek lezzeti mesela hani baharatı falan hı-hı yerinde. Evet. Ama ağzıma atar atmaz. Doğrudur. Baskın tuz geldi yani. Öyle. Evet, bana da pırasın çorbadan hani sıkı yani daha tuzlu. Yani. Öyle. Tuz var. Yoksa sıcak. Çok aşırı tuz baskındı. Dibi yanmıştı. Zaten ondan da yiyemedim. Bir çatal aldım, geri gitti. Onu da beğenmedim. Bana hiç tuzlu gelmedi. Acı biber alabilir miyim? Aa tabii ki acı biber. Niçin? Rüksel lahanasına koyacağım. Ben acıyı severim. Rüksel lahanasına acı? Evet. Ben her şeyde kullanırım. Her şeyde? Evet, her şeyde kullanırım. Acıyı genellikle çok severim. Pul biber mi içeceksiniz? Evet, pul biber içeceğim. Ay olabilir tabii. Olabilir. Ne? Acı biber istedi, pul biberi. Hiç bilmiyorum. Börekte herhalde kullanacak. Ya da pul biber. Bilmiyorum ki. Hayır bu börek normalde acı olmaz. O yüzden bilmiyorum. Yani şimdi Brüksel lahanasıyla pırasa aynı yan yana yakışmış mı? Kombine olmuş mu daha doğrusu? Bence olmuş. Hepsi aynı. Yeşillik olmamış. Ama bu börek yeşillik. Bence bu salatası. Yani pırasa, Brüksel lahanası. Evet, kayınvalidemiz Brüksel lahanasında pul biber ekiyor. Evet, ben seviyorum. Bir, afiyet benim, olsun. Benim için sorun yok. Afiyet evet olsun. Yani. Siz öyle uygun görmüşseniz. Yani. Çünkü kimi söyle her şeye eker biber. Brüksel'e evet, acı biraz yakışabilir yani. Yani. Niye olmasın? Bir bakacağım. Çok olarak yakışır mı bilemedim tabii yani. Ben sevdiğim için benim için sorun yok. Aa, peynir toplarına döndü bir şey. Evet. Ay iyi. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Brüksel lahanasının üzerine biber atmak yani. Çok gitti ya. Sanki yanmayın. Ben Brüksel lahanasını sevmediğim için. Ama bir tadına baksayın. Bak zorundalar. Nasıl? Evet. Yani benim damak tadıma göre değil Brüksel onu lahanasını anladık zaten de. Yani güzel pişmiş mi, yoğurdu, sarımsağı, dozunda mı, fazla mı, eksik mi bir şey? Sizi rahatsız eden bir tat var mı? Biraz daha pişseymiş daha iyi. Ha sert biraz mi geldi? Biraz sert geldi. Hmm. Evet. Bence de biraz daha geldi pişseymiş. Sarımsağı da çok yoğun olmuş. Evet bak o evet konuda doğru. Yoğurdun sarımsağı fazla kaçmış tatlı. Evet. Aa yoğurt. Çok, evet çok aa, sarımsağı bir tane. Sarımsağı ya bir tane doğradım. Bir tane bir tane sadece. Çok fazla bir tık daha şey pişmesi diye lazımmış. Neyin pişmesi lazım? Bir tane, böreğin altı pişmemiş. Evet, böreğimin biraz azizliğine uğradım ama. Böreğinin azizliğine mi? Evet. Yani ne yaptı sana börek? Pişirme kağıdı pişme koydum ama evet pişti. Evet. Pişirme kağıdının altında kaldı. Evet. Pişirme kağıdının maalesef yapışmış ikisi. O yüzden çıkartırken altta kaldı. Pişmiş yeri bazıları çıkarttım bazıları. Kağıtla birlikte söküldü mü kök evet, böreğin altı? Aynen kağıtla evet birlikte söküldü. Ben de öyle evet sunmaktansa börek böyle sökülmesi getirdim. Evet, evet. Peki tadı nasıl böreğin Şenay Hanım? Tadı güzel ama tuzlu. İyi pişmiş mi? Üstü pişmiş, altı pişmemiş. Altı pişmemiş, tuzlu. Brüksel lahanası daha da pişsin. O biraz bir tık daha pişti. Bir şey böreğin ucu koptu. Bakalım. Çekelim şey mutfağa gözü kopsun. Neyse onu söylüyorum. Biraz. Ya da ben tepsiyi getireyim. Yok canım neyse. Getir, sadece ben tepsiyi getireyim. Getireyim. Ben söyledim bu kızıma altına yağlı kağıt koy diye benim azizliğime uğradı. Kızım yoksa bu sefer de kayınvalidenin azizliğine uğrayan bir gelin görüyoruz. Gün geçmiyor ki bir şeyin azizliğine uğramasın. Ben koydurdum yağlı kağıt koy. Normalde nasıl pişiriyor? Çok güzel pişiyor. Hayır, yağlı kağıt sermiyor mu? Seriyor börek mu yaptığında? Yok, sermiyor. Sermeseydi? Yani. Her zaman sen, aa yapışmış yazı. Çıkarttım biraz yapıştı şeyden. Sen normalde sürmüyormuş şey, koymuyormuş. Koymuyormuş. Demek ki şey. Ya, şöyle göstereyim. Aa, böreğin altı orada şey kalmış. Evet. Orada kalmış. Hayır, Zuhan Hanım neden böyle oldu? Kötü. Yufkam çok inceydi. Ha. İçine de yoğurt, ben süt, yoğurt ikisini de koyarım güzel
olsun diye içi. O yüzden biraz herhalde o yüzden tuttum. Sen normalde ama pırasa böreği ya da börek pişirirken yağlı kağıt koymuyorsun. Yağlı kağıt koymuyorum. Kayınvaliden evet, yapmış. Ben koydurdum. Evet keşke olmuş. Ben koydurdum. Aynen. Sanki yanmış birazdan. Ya, yani, ya yanıkta evet. Da aldınız mı peki? Yok yanıklar orada kalmış. Yanıktan çok baharatı biraz fazla olmuş bana ama. Göre. Börek altı yanmıştı. Pırasanın baharatı çok fazlaydı. Böreği de beğenmedim. Böreğimi birazcık şey buldular, o da benim nazar boncuğum olsun, yanık buldular ama yanık da değil, altı tuttuğu için şey pişirme kağıdında kaldı ama kayınvalidemin biraz azizliğine uğradım galiba. O dedi çünkü pişirme kağıdını koy diye. Ama yanmış çünkü. Biraz çünkü evet, çok yanmış, yağlı kağıda yok, neden yok, yapışsın ki yanlı yağlı kağıda? Yok, yapışmaması yok. Lazım normalde. Evet. Hani. Evet bence de. Ama fırın tepsisini yağlayıp öyle koyarım böreği. Hiç de yarışmıyor. Evet. Ben koydum. Benim azizliğime uğradı. Ben söyledim. Şey, biraz da sebzeyi fazla koymuşlar içine. Taştığı için. Onu suyunu bırakınca kağıda yapışmış. Evet. Dediğim gibi ilaç masası. Tam oranını koydum. Eşit parçaya böldüm hepinizinkini. Yok fazla gelmedi bana. O fazladır. Bu çoktur. Hani demememiniz için. Ama şey bana içinin baharatı da biraz fazla gelmiş pırasanın. Ya. Evet. Evet. Siz nasıl buldunuz? Ben evet dediği gibi biraz tuzlu. Tuzlu baharatı biraz fazla. Bir baharatı tık fazla olmuş. Yerinde yani. Beğendiniz mi ama? Lezzetli mi? Ben pırasayla aram olmadığı için pırasayı sevmedim. Ben pırasayı severim. Yok pırasayı severim. Ha beğenemedim. Brokoliyi sevmem. Pırasayı severim ama biraz içini baharatı. Ama bir sebze de, sevilmez mi ya? En güzel brokoli. Sebzeler ya, ve vitaminli. Evet. Valla ben onun sayesinde böyle zayıfım. Aa. Sebzeyi tüketiyorum. Aa bravo evet. Tavuk çorbasıdır. Bak. Şeydir o evet. Yüzden. Tülay formunun sırlarını paylaşıyor. Sebzeyle aranız olsun olsun. Aslında sağlığımıza dikkat ediyoruz ama. Hadi bırakın hamur işlerini. Bak hala ablacığım diyorsun ki hamur işi yok mu el açması? Bırak bak kız sağlıklı ne güzelse sebze evet. Dünyasında. El açması değil ama böreği çok güzel olmuş. Yani çok güzel olmuş. Demek ki damak tadınız sizin tuzlu, baskın seviyorsunuz. Evet, evet çok güzel olmuş. Dikkatimi çekti. Severim yani, çok güzel olmuş yani. Tuzu bir tık tuzu az olsa. Tuzu çok yoğun kullanmış. Allah Allah. Börek bir tık az olsa çorbanda tuzu o kadar yine. Da tuz yok diyor. Yani. Bana beni rahatsız etmedi. Beni sadece Brüksel lahanasındaki yoğurdundaki sarımsak çok fazla oldu. Bir tane. Bir tane. Ama bayağı yetmiş bir o demek tane. Ki. Tane. Keski bir sarımsak. Evet. Bir tane. Ama biraz daha sert, biraz daha pişebilirmiş. Brüksel lahanası. Brüksel lahanası nasıl buldunuz? Diri. Ama pardon efendim. Dediğiniz gibi sarımsağı çok. Bir de diri kalmış böyle. Hmm. Ama bir yok ben sarımsağı severim. Sarımsak da benim için sorun yok. Çok sevdiğim için. Ama Brüksel lahanasınız. Açladım, zeytinyağı da biraz kavurdum, biraz su koydum Zalem. Normalde çok fazla hani şey yapmaması lazım. Bu sefer yaprakları açılır. O şey yüzden. Yerken de böyle bir hani diri diri geldi ağzımıza. Sen yerken ağzından hafif diri kalır ama çok fazla haşlanmaz ya. Yani işte mesela sebze, ya, ölür bu sefer. Etlerin, aynen, tavukların yanında bazen restoranlarda yanımıza getirirler ya. Sotelenmiş sebzeler, ızgara sebzeler. Mesela ne gelir? Kuşkonmaz, kabak, havuç, fasulye, hı hı. Efendime söyleyeyim, Brüksel lahanası, brokoli. Bunlar hep birazcık diri diri kalır yok, bu sebzeler. Güzel, çok fazla ama pişirmezler. Ama şimdi salata türevi yaptığı için evet. Bunu bir yemek olarak Brüksel lahanasını Brüksel lahanasını yemek olarak pişirseydi birazcık daha pişmesi gerekiyordu. Evet. Ama salata olarak getirdiği için yoğurtlu biraz diri kalması aynen, gerekiyordu. Diri, doğru yani pişirmiş. Sarımsaklı da bana yoksa yapraklarını açardı. Biraz da haşlasa yapraklarını açardı. Sağ, ben beğendim. Bir tek börek altı gitmiş. Afiyet olsun. Brüksel lahanasında sarımsağı kaçmış o kadar. Pırasaları falan iyi pişmişti. Yanıktı. El açması olsaydı daha güzel olurdu. Yağlı kağıdın üstüne de koyunca yapıştı. Ne oldu? Daldı börek. O yüzden de onu da beğenemedim. Biberli nasıl oldu bu arada? Ben biber sevdiğim için o daha yememe sebep oldu. Yoksa midem tuhaf olurdu, yiyemezdim. Biberin sayesinde yedim. Biber sayesinde? Evet, yedim. Brüksel lahanasını yemenizi bibere borçluyuz. Sağ ol evet, biber. Evet. Zuhal Hanım gayet de beğendi. Diğerleri tuzlu buldular. Hem sarımsağını fazla buldular Brüksel'in. Ama şeyinin de diğerinin de tuzlunu bir kayınvalidemiz baharatlı buldu böreği biraz. Ama Zuhal Hanım gerçekten ikisi de çok güzel dedi. Böyle olur dedi. Bence biberi abarttın şu an. Ben seviyorum. Benim için sorun yok. Ben kahvaltıda bile kullanırım.
Hayır yani gider. Ne evet. Toz. Ama ben her yerde ekmeğimin içine bile koyarım. Ben seviyorum. Benim için her şeyde konmaz yani. Evet. Ben sevdiğim için sorun yok. Kahvaltıda sivri biber yenir de ekmeğin arasında toz biber koyan ilk defa. Ya da acuka macuka. Çeri biber de yerim. O fiske uzun biberlerden. Ben seviyorum. Benim için sorun yok. Afiyet olsun. Midenize bir rahatsızlığınız yoksa. Şükür öyle bir rahatsızlığım yok. İnşallah sizin de yemekleriniz çok acılı olmaz. Aa evet öyle tehlike var şimdi. Şimdi ben seviyorum ama gelinim yapacak. Gelinim acıyı sevmez pek. Ben de acı olmasa yiyemezdim yani. Acıyı koydum ki yiyebileyim diye. Pişmemişti. Çok sarımsaklı, tuzluydu. Vallahi iyi gidiyor inşallah. Kendi gelinlerini de göreceğiz. Ama inşallah iyi verirler yani. Beğendiler. Beğenme konusunda beğendiler. Ama bir tık tuzlu buldular. Ama bizim gelinlerimiz genelde şunu söylüyorlar. Benim kayınvalidem böyle seviyor. Biz böyle yapıyoruz. Böyle yaptık. Biz aile apartmanındayız ama genellikle beraber de yiyoruz. Ayrı da yiyoruz. Hani ona göre. Ben acıyı olurum. Çok severim mesela. Ama midem siz rahatsız diye alırsınız. Kullanamıyorum. Ben yaptığım zaman anne ginem acı yaptın der. Yemez mesela. O fazla sevmez. Ben çok severim. Hani ben sevdiğim için sorun yok benim için. Acıyı herkes yiyemez zaten yani sevmek ben gerekiyor. Ben Adanalı değilim ama seviyorum. Yani acı, sarımsaklı bunlar sorulması lazım. Çünkü yiyen var, yemeyen var. Ha bir acılı yaparsın, bir acısız yaparsın. Ya bir gelinimiz salataya bir biber koymuş. Öyle böyle değil. Bir de şey acılı ezme salatasıydı. Acılı demiştim ama diyor. Acılı demiştin de zehir gibi dememiştin yani. Ha, zehir salata. Öyle böyle değil ya. Yandık seyretmediniz mi? Acılı ezme dedim acı diyor. Sanki baklava tatlı götürdüm ya. Biber acı mıydı acaba? Allah aşkına bu kadar mı acı yani? Aylar bizim mi? Yulafımızı teslim edeceğiz. Meksika biberi mi bu ya? Jalapeno falan mı koydun? Ne koydun? Çekme köyden aldım ama. Çok acı gerçekten. Çekmeköy'ün meşhur bir biberi var. Yanıyoruz sevgili seyirciler. Hepimizin yeşil salata sesi mıydı? Yani gitti. Yeşil biber miydi? Ezme salata, ezme domates ezmesi. Ezme zaten acılı olur da. Ama yani, öylesi mi olur? Zirvede olmaz. Siz biliyorsunuz olmaz. Zirvedeydi. Yani. Daha acı bir şey görmedim bir buçuk yıldır. Olmaz. 16 aydır daha acı bir şey yemedim. Oh bulgur pilavım da çok güzel olmuş valla. Ne yalan söyleyeyim, bunu da tuzlu bulurlar ama. Onu buldularsa bunu da bulurlar. Yani her şeyi tuzunu... Ben de baktım, kayınvalidem de baktı ama bilmiyorum yine de. Mantı sarımsaksız yenmez. Siz mantıyı sarımsaksız mı yiyorsunuz? Vallahi ben yani yerine göre sarımsaksız da yerim. Yerim yani. Mantı sarımsaksız yenmez. Ama mantının da lezzeti kaçar yani. O zaman onun bir lezzeti yok. Tamam da geri ama şimdi ben evimde sarımsaklı yaparım yapmam o önemli değil. Ama bir yarışma olduğu zaman... Bu yiyen var, yemeyen var. Ama siz biraz şimdi, önce sarımsak dediniz, yoğun olmuş. Evet. Hani onu seviyorsanız, yiyorsanız o zaman yoğunluğunu görmeyecektiniz sarımsağın yoğun olduğunu. Şimdi yemek ayrı bir konu. Ama sorulması lazım. Ben senin önüne patladak sarımsaklı koyamam. Bu kadar kişinin tabii ki damak lezzetine ben hitap edemem ama sorulması gerekiyor diyorum. Acılı veya acısız, sarımsaklı veya sarımsaksız. Bunlar bu içi acılı olması gereken var. Bir yemek. Mesela Adana kebap yapıyorsunuz. Biraz acı olmalı. Urfa acısız. Mesela çiğ köfte yapıyorsan tabii ki acılı olacak. Yani bütün mesela. Tabii ki. Ama hani kalkıp da hiç kel alaka bir şeye basıyorlar acıyı. Ne alaka diyorsunuz? Tamam, yani. Acının ama girip girmediği yerler. Mantı için bir yere gittiğinizde bir yemeği sarımsaklı yoğurt. Ha dediğim doğru. Mesela nedir? Sarımsak yakışır mantıya. Ama evet, dediği gibi Zuhal Hanım'ın da her şeye sarımsak konmaz. 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 Lezzetine, aromasına bağlı. Ama şimdi benim kanaatimce sarımsaklı yoğurt da getirmeliyiz, sarımsaksız da getirmeliydi. Mesela şimdi biz gideceğiz, sarımsak koyacak. O da sarımsaksız yenmezdi belki ama sarımsak çok yoğun olmuş. İkisini de orta yere koyması lazımdı. Sarımsaklı yoğurtla sarımsaksız yoğurdu. Birgül Hanım neden benim üstüme geliyorsunuz? Dikkat ediyorum, hep muhalefetsiniz bana karşımda. Hayır, ama siz mesela biraz önce hep hamur işlerinden, el açmasından, mantıdan bahsettiniz. Yani tamam da kayınvalide dururken siz şey yapıyorsunuz gelin hanımı ama koruma altına aldınız. Yani. Burada kaynananı konuşması yok, gerek. Haksız mıyım Zuhal Hanım? Yani. Ben söyledim yani bir diş doğradık kıvamındaydı. O kadar da güzeldi ki yani ben beğendim kızımın yemeklerini. Hiç de dağılmamış, o kadar tane tane duruyor. Sarımsağı, tuzu o kadar güzeldi hayır, ki. Hayır Gülhan'ın durmadan üstüme geliyor. Yok sarımsaklı, sarımsaksız, şuydu buydu diye. Yani, hayır yani ben işi. Sizin mantıdan hep bahsettiğiniz için zaten belli dedim olacak. Belli olacak günü evet, geldiğinde. Herkesinki belli olacak. Menüler konuşacak. Aynen öyle aynen olacak. Öyle. Bakacağız hepimizinkine de. Yani.
Kayınvalidem birazcık sessiz kaldı galiba ama ilerleyen şeylerde savunacak o beni. Ben eminim ondan. Hiç bilmiyorum neden sessiz kaldığını. Herhalde dalıp gidiyor. Şeye, konulara. O yağlı, bu tuzlu, o şey. Eğer siz mantı yaparsanız gününüzde o zaman bize sarımsaksız getireceksiniz. Ben iki taraflı da yaparım. Sarımsaklı da yaparım, sarımsaksız da. Ve sofrada da sorarım. Sarımsak yiyen var mı, yemeyen var mı diye. İkisi de var derim. Seçenek sunarım. Ben lahmacun da sarımsaklı, Antep usulü lahmacunu bayılırım. Aynen. Halep işi de güzel olur ama sarımsaklı, Antep usulü başka. Evet, bambaşkadır mesela. Kesinlikle. Mantıda da ona keza yiyeceksem yoğurdum kesinlikle sarımsaklı olmalı yani. Sarımsaksız ola Brüksel lahanası yenmezdi. Nilgün Hanım orada boş konuştu. En çok beğenilen et. Muhteşem oldu. Şuraya bakar mısınız? Oh, gümbür gümbür geliyor. Zuhal Hanım, şimdi lahmacunda ne kadar sarımsaklı olursa olsun piştiği için o kadar yoğun olmaz. Evet, bu şimdi çiğ olduğu için yoğun olmuş yani. Aslında bir diş fazla. Onu hafif bir rendeleyip şöyle yarısı da yeterdi yani. Evet. Çünkü az yapıyorsun. Yoğurt az olmuş, sarımsak çok olmuş, ondan öyle. Yani yoğurtla orandası olabilir. Olabilir. Anlayamıyorsun ki heyecan, acil işler, tencere orada yanıyor. Sarımsak oradan doğranacak, salata yapılacak. Hadi kızım, hadi kızım, anca yetiştiriyor yani. Ama yemeği ben anlayamadım neyle ilgili, yani içeriğini. Hiç ismini de duymadık, duymadım. Edirne'ye ait. Ha, yöresel bir yemek. Yöresel yemek, padişahlara yapılan bir yemek. Bulgur pilavı eşliğinde mutancanımız da hazır. Oh, harika gözüküyor, harika. Vallahi etim de bir pişmiş ki. Fatih Sultan Mehmet'e yapılmıştı değil mi bu tancana? Evet. Evet. Osmanlı mutfağından gelir bu yemek. İçinde işte gördüğünüz gibi kayısısı, sarımsağı. Eskiden Osmanlı mutfağında erikli, şeftali, kayısılı etler, yani tatlı ekşi geçen gene bunun konusu açıldı. Ne alaka dediler? Halbuki bizim mutfağımızda tatlı ve ekşi tatlar bir arada, tuzlu tatlar kullanılırmış. Yüzyıllar evvelinden. Sen yemeğin tarihçesini de anlatırsın. Bir de senden yedeklerini isteyeceğiz, çatal ve bıçakları. Tamam, hemen Zuhal Hanım. Evet, bakın badem de var üstünde. İçeriği zengin bir yemek. Evet. Yanında da bulgur pilavı var, tavuk suyuna yapılmış. Masada yedekleriniz yok mu acaba, çatal bıçak? Geliyor, var. Ha, buraya koymadınız mı diyor galiba. Evet, koymadık. Yedeklerimiz İçecekleriniz de yok. Var, içeceğimiz de var. Masada yok. Tamam. Yok, hemen dolduruyorum. Getireyim. Vereyim. Kızım, çatalları, bıçakları getir. Tamam. Ondan sonra yemeklerimizi doldur yavrum. Hemen anne. Tamam. Bu bulgur pilavı mı? Evet. Bulgur. Sanki kırk pirinç gibi duruyordu onun. Hayır, bulgur pilavı. Ne bulguru bu tatlı? İri bulgur. İri bulgur. Evet, iri bulgur yani, diye geçiyor. Yanlış anlamadı. Kırık pirinç gibi duruyor da onun için zor. Hayır, alırken iri bulgur olarak i̇ri aldım. Bulgur bu. Siz biraz acıyı seviyorsunuz evet, galiba. Acıyı seviyorum. Benim için sorun yok. Şenay Hanım, biberi de acıyı. Kızım. Evet, ben acıyı sevdiğim için sorun yok. İçecek olmuyor. Evet, bakacağım. Ama tatlı kayısı var. Evet. Pardon, kayısı var içinde, badem, pul, bal biber. Var, bir de zoğalından. Bal da var, evet, sumak var. Ondan onun sayesinde yerim, tatlıyı hiç sevmem. Hayda. Tatlıyı hiç sevmem. Bence tam tersini şimdi yiyemeyeceksiniz. Hemen söylüyorum. Ben sizin için vişne kompostosu da yaptım. İsterseniz ondan zoğalım için. Ben ondan alırım canım. Ben seviyorum, benim için sorun yok. Kalmacı oldu. Buna tatlı var içinde, buna biber dökülmez. Bal var içinde ya. Bak abi, biberin sayesinde onu yiyorum, yoksa yiyemezmişim tatlı. Tatlıyı da ben genellikle hiç sevmem. Osmanlıların hiç mi acı yemeği yokmuş? Onlardan yapsaydı bu yemekten yapana kadar yani. Kayısı koymuş, erik koymuş, incir koymuş, bir de artı bal koymuş üstüne. Tatlıyı da hiç sevmem. Acaba? Eti ben hiç damak tadıma göre değil, ete yakıştıramadım tatlıyı. Ama bu Osmanlı mutfağına göre yapılmış yani. Sana, sana yakışmamış için şey, beğenmemiş olabilirsin ama Osmanlı mutfağına göre bu böyle. Osmanlı mutfağı olabilir de işte ama etin yanında tatlı gitmemiş. Ete tatlı gitmiyor. Ama bu yemeğin asılı bu. Orijinali bu. Orijinali bu yani. Evet, bal, evet. Sumak. Yani ayrıyetten bir şey katmadık yani. Başka bir şey katmadık. Olabilir, ilk defa yiyor olabilir. Ama kötü değil yani. Ben de ilk defa yiyorum ama. Ben de ilk defa yedim ama şimdi eti tatlı.
kesinlikle. Eti güzel pişmiş. Evet. Eti güzel pişmiş. Ha, etiniz yani. Güzel pişmiş. Evet. Güzel pişirmesi. Eline sağlık. Ama sizin yöresel yemeğiniz olduğu için benim damak tadıma göre değil. Ben yöresel olarak... tatlı mesela kayısı, onları hiçbirisini etin yanına yakıştıramıyorum. Hanımefendi siz yakıştıramıyorsunuz. Osmanlı mutfağında yakışmış Fatih Sultan Mehmet'in yediği yemek. Etine bak. Eti pişmiş mi? Nasıl? Ona bak. Yani. Et lezzetli mi? Evet geldim. Salatalarımı şimdi koyacağım. Ay, yemek tartışmaya başlanıldı. Tatlı sevmediler biraz. Eti pişmiş. Ben işte o tattan dolayı etten hiçbir tat alamadım. Etin lezzetli veya lezzetsiz olup olmadığını anlayamam. Nasıl anlayamazsınız? Tatlı olduğu için o tadı alıyorum. Tadı aldığım için de etin tadını alamıyorum. Etin pişip pişmediğini evet. Anlayamıyorsunuz kayısıdan. Evet kayısıdan. Eti biraz tatlı buldular. Damak zevklerine göre değilmiş. Balla sumak var diye biraz tatlı buldular. Bir de sebzeleri. Kuru meyveleri biraz şey buldular içinde. Hani fazla buldular ama fazla da koymadım asıl. Hani böyle aynı bu şekilde hiçbir hatasız yani çıkarttım yemeği. Et dağılmış daha nasıl pişecek? Etin yani. Tadını da alamıyorum lezzetlemediği için. Dağılmış yani bundan şeyin tiptik olmuş. Yo, o kadar lezzetli pişmiş. Olmuş bence, o kadar bence güzel de olmuş güzel pişmiş ki. Ama daha... Yani değişik bir lezzeti var, değişik bir aroma. İlk defa ben de yiyorum ama... Şenay daha bile değişik hepimizden değişik. Üstüne de biber koydu. Evet, bunun üstüne yani dili acı. Yani siz Osmanlı mutfağında olan kayısılı, efendim işte şeftali, erikli bir yemeği, eti... Yakıştıramıyorsunuz ama hanımefendi onun üstüne biber koyuyor, yakıştırıyor mesela. Enteresan. Ben de bu işin içinden çıkamadım sevgili seyirciler. Takdiri size bırakıyorum. Yorumları çok merak ediyorum bu bölümdeki. Güzel pişmiş ama ben tatlıyı sevmediğim için damak tadıma uygun değil. Eti güzel pişmiş. Bu tatlı tamam. Değil yemek. Yemek Osmanlı mutfağından bir yemek. Tatlıyı sevmem diyorsunuz. Ama yemeği yeri ayrı, tatlıyı yeri ayrı. Ama işte Osmanlı yapıyor olsun. Bunu. İşte bal da varmış, o yüzden diyorum. Yoksa... Şenay Hanım'ın evindeki alışkanlığı var. Her şeye pul biber atıyorum moduyla gittiği için. Tabii ki orada da herkesin dikkatini çekti. Ama öyle seviyormuş, öyle yedi. Ama biz de zaten herkes istediği tarzda o şekilde yedik yani. Bu nohutlu yeşil salata diye geçiyor. Bana göre bir etin yanında tatlı bir şey olmamalı. Bu bana hiç uymaz. Sevmem ben böyle tatları. Karışık tatları sevmem. Evet. Bana göre et tuzlu olmalı ya da işte acı olmalı ya da işte bilmem neyli karabiberli olmalı. O ayrı, onu anlayabilirim. Evet, bana göre işte öyle. Bana göre etin yanında daha... Ama yakıştıramadım diyorsunuz. Yani etin yanında sanki daha güzel tatlını... Sanki gelinimizin tercihi, o yapmış da siz de yakıştıramadım. Ne mana bunu yapmış gibi konuşuyorsunuz. Ama o yapmadı. Ben sevmedim. Sen diyeceksin ki yakıştıramadım demeyeceksin. Ben bu yemeği hiç şimdiye kadar yemedim. Bu yemek böyle oluyormuş, çok güzel olmuş. Eline sağlık diyeceksin. Evet, sağlıklarımızda yani, sen yemiyorsan olabilir. Birgül Hanım'ı gününde görürsün. Yememiş olabilir. Yakıştıramadı hanımefendi. Etle ne alaka diyor kayısı mayısı kalmış. Ya o kadar Osmanlı döneminden kalma bir tat. Osmanlı döneminde yaşatmadığınız için ama görmedik ama işlemedik. Sizi o kadar şey yaptım ki değerli hissettim ki bizim o yüzden bizim sözümüze de itimat etmiyorsunuz. Aynen. Beğenmek zorunda değilim. Beğenmemiş olabilirsin ama yemeğin tarifi budur. Yemek ya bu yani. Ya tarifi olabilir. Ben beğenmedim. Benim hoşuma gitmedi. Zaten Osmanlı yemeği olduğu için olmazsa olmazı. Özelliği yemeğin o. Şekerliydi, tatlıydı ama o özelliği Osmanlı'dan geldiği için o yemek öyle olması gerekiyor. Tadını işte tatlı buldular. Kayınvaliden biraz başladı sert çıkışmaya. İşte bakalım artık gidiyorum şimdi bakacağım. Ama demen lazım ki bu yemek pişmiş, güzel. Tarifine göre tam demen lazım. Ama ben bu yemeği hiç yemedim, hiç görmedim ki tarifine göre de ben size tarif edip öyle güzel de bir ama ben hani
İşte göstermişsin. Etin tadı et olarak ben hep tata et olarak. Önemli olan etin pişmesi ve lezzeti ama. Evet. Önemli olan odur ve hani ben ama değişik tatlara açık olmanız gerekiyor ya. Hep hani söylüyorum, yırtıyorum kendimi bunun için. Değişik tat. Evet. Ya ama bir, yok çok bir, sabit bir fikirler. Bir koysaydım, bir et sote koysaydım bu sefer de basit bulacaktınız. Hı hı. O yüzden ben böyle şey gördüm, bunu yaptım. Ya iyi ki yapmışsın. Ben seni seçimden dolayı tebrik ederim. Afiyet olsun. Bir gelinimiz de ne güzel cheeseburgerle birinci oldu. Zevkten dört köşe oldum ben. Çünkü çok evet, güzel ve hak eden bir yemekti. Aynen. Yemek bile olmadığını iddia edenler oldu aralarında. Bu yemek değil, bu ana yemek olamaz dediler. Öyle güzel oldu ki bir de birinci oldu. Güle güle harcasın 15 bin TL'yi. Evet. Yani biz farklı şeyler yapılsın istiyoruz zaten. Tabii, bence hatta olmalı. Editörlerimiz görüşmeye geldiğinde gelinlerinize menü işte kafalarındaki menüyü söylediklerine eğer çok yapılan, çok sık gördüğümüz ve artık hiçbir alameti farikası olmayan ve seyirci nezdinde de bir şey ifade etmeyen ve herkesin çok gündelik hayatta 75 bin kere pişirdiği, hele siz ev hanımları yıllardır yemek yapıyorsunuz her gün. Yani onların menün için çok affedersiniz ama kıymeti harbiyesi yok. Yani ben onu biliyorum, ben onu yemişim arkadaşım. Yani bunu yüzlerce kez envai çeşit yerde de seyretmişlerdir, biliyor artık internet var, neleri nelerle karıştırıyorlar, füzyon mutfağı diye bir şey var. Yani yapılabilecek 100 bin çeşit yemek varken kalkıp da döne döne aynı şeyleri göstermek, yayınlamak ve de yemek istemiyorum açıkçası. Ne olur gelinleriniz farklı menülerle gelsinler ya. Bence. Yani lütfen biraz risk alsınlar. Klasik, bilindik, garanti. Ve hepsini birbirine benziyor mesela. Gerçekten yani bak zerde hiç yapılmadı programımızda. Zerde ne kadar köklü bir tatlıdır bilirsiniz değil mi hepiniz? Güzel. Mevlütlerde özel günlerde pişirirsiniz. Aynen. İçinin safranı bilmem nesi, gül suyuyla özel bir tattır. Yine Osmanlı mutfağındandır. Gerçekten değişik, ilk defa yedim. Hı, nasıl oldu? Güzel oldu. Ben size. Aa beğendiniz. Beğendim. Aa yaşasın. Ben yemeğini beğendim. Çok seviyorum. Siz de beğendiniz. Ben yemeğini nasıl beğendim? Nasıl beğendiniz? Yani hem lezzeti yerinde ilk defa yiyorum ama hocam, bir denge var. Yani hani böyle çok bunda çok tuz baskın olmamış bu güzel. Pilavı da çok tuzlu olmamış. Güzel. Pişmiş. Salatasında yalnız nohutlar diri maalesef. Ama bir şey söyleyeyim, biraz daha pişirseydim yemek tarzına dönüyorum. Biraz salatada irilik nohut daha iyi oluyor. Nohut hazır değil bu arada, kendi açtı. Hazır değil, kendim açtım. Gelin kızımızın eline sağlık. Damak tadı benim için öyle bir şey yok. Dünya mutfaklarını ben çok severim. Değişik bir lezzetti. Hani şey gibi böyle et olmasa aşure tarzı gibiydi. Hani hiç şey yapmadım. Yani aa bu nedir demedim. Yedim. Beğendiğimi zaten yedim dikkat ederseniz. Pilavı da gayet güzeldi. Nohutu çok az şey gelmiş herhalde içine. Ya hayır çok fazla, size belki de biraz şey. Evet. Aa, aşağılarda var biraz karıştırırsınız. Aynen. Altına arayı geçiş. Arayı bulursunuz. Aynen. Altına geçiş. Pilavı nasıl buldunuz Nilgün Hanım? Şey evet. Nilgün Hanım. Ben beğenmedim pilavı. Niye? Ama eti çok güzel pişmiş. Pilavı niye beğenmediniz? Süper. Tereyağlı, tavuk. Biraz koku gibi geldi bana, koku bana. Hani tavuk suyu kokusu gibi geldi. Ama sanki tavuk suyu, bulyon kullanmadım, tavuk haşladım Zuhal Hanım. Ondan olabilir. Evet. Nohut evet. Evet. Salatası bu muydu? Bilirsiniz. Evet. Evet, buyurun. Evet. Bence genellikle şey olmuş. Yeşil. Yeşil. Evet, yeşil salatalı nohut. Nohut. Ama nohut salatası diye yazmışsınız. Genellikle sade kıvırcık görüyorum ben burada. Dereotu var. Dereotu var. Kırmızı evet. Mesela biber de koyabilirdiniz. Kırmızı biber koyamam, yeşil olmaz o zaman. Ama nohutlu yeşil salata değil miydi? Evet, nohutlu yeşil salata. Ama evet. Şimdi nohut sade ben kıvırcık görüyorum. Nohut yok, iki tane gibi bir şey var, ya. Maydanoz var. Nohut daha bol mu olmalıydı? Yani nohut. Aşure mi bu ya? Nohutlu derken, evet. Nohut salatası derken ben öyle anladım mesela. Bayağı var. Daha ne kadar? Konuşan turşunlar, yeşil. Ben öyle anladım mesela. Var yani. Nane fazla yapışmıyor, nane kullanmadım bunda. Ben hayır. Salata derken de yani nohutu bana göre az gelmiş. Sadece de mi az geldi? Evet, ben de nohutu çok da pişmemiş. Evet, çok diri nohutun. Organik nohut. Evet, nereden? Organik tokattan getirdim. Yani hiç pişmemiş. Çok diye benim aldığım çok sertti. Yani Allah bana Allah. Da sert. Çok sert. Evet. Ya o kadar sert. Size değil. Sertleri aynen. Mi denk geldi acaba? Öyle olabilir. Ben size aynen. Denk geldi herhalde. Hadi ya. Nohut salatasında dereotu olur, maydanoz olur, kırmızı biber olur, turşu olur, mısır olur. Ama sadece bunda ben kıvırcık gördüm. Ben öyle bir şey bekliyorum salata. Hani nohut salatası derken. Bizim önümüze gelen nohut salatası değildi. Pilav bana göre biraz yağsız. Tane yağsız tane. Mı? Yağsız. Evet. Yağsız olsa... Lapa olsa kapanmaz. Ama tane tane pilavın.
Çok yağsız. Deri, ama bir de şu var, tereyağıyla tavuk suyuna bu kadar olur. Biraz daha tereyağı koysa, biraz daha yağ koysa. O zaman tavuk suyunu biraz daha yok, çok ağır olur. Tereyağını biraz fazla koydu. Ağır olurdu. Hayır, ikisini o zaman dengeleyebilirdi. Bu sefer kokacak ama. Tereyağdan çok ağır kokar. Bu sefer ağır kokacak. İncir de var. Evet, incir de var. Evet. Tabii, değişik. İncir, üzüm, badem. Afiyet olsun. Kayısı, sarımsak, soğan. Ben bilmiyorum. Yani ilk defa tadıyorum. Afiyet olsun. Ama yani gayet güzel. Evet. Hani pilavıdır, yemeği güzel. Hani doğruya doğru. Ama evet, nohutu diriydi. Öbür yemekler tuzluydu gördüğüm kadarıyla. Şu anda bu iyi, güzel. Hadi canım, hepsini çok iyi beğendiniz. Yok, ben hepsini demedim. Bakın söylüyor, tuzlu bulduklarımı. Tuzlu oldu söylediklerimi yani. Çünkü ama tabii tuzlu buldunuz derken beğenmediğiniz anlamına mı geliyor? Yoksa sadece tuzlu buldum. Evet, güzel olmuş ama tuzu kaçmış. Yani şöyle, farklı şey. Tabii ki. Aynen tuzlu öyle olunca ne oluyor? Dört dörtlük olmuyor yani. Çünkü sonuçta damak tadına göre içemedik. Bakın yedim ben. Hatice Hanım okları üstünde çekmemesi için kibar kibar konuşuyor. Kendi gününden sonra değişir bence, daha sivri dilli olur. Yarın onda olacağız diye herhalde öyle yorum yaptı bence. Okları bize fırlattı. Şenay Hanım? Diriydi ama bu... Ben tatlıyı yani sevmediğim için, eti çok güzel pişmiş, güzel. Ama içine bal konulmasaydı... Ama acı konmaz. Benim için sorun yok. Ben acıyı seviyorum. Tamam. Peki o zaman. Doğru söylüyorsunuz. Etiniz güzel pişmiş. Pilafınız da güzel. Fazla geldi. Çıvık çıvık oldu. Bravo. Ana yemek eti pişmişti ama böyle et de tatlı. Kayısı var, erik mi vardı? Erik var, incir var. Belki Osmanlı yemeğiymiş ama öyledir ama benim damak zevkime uymadı. Ana yemekle ilgili başka bir şey, ben bununla ilgili fikrimi söylemedim Zuhal Hanım diyen var mı? Salata veya pilav veya etle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Güzel de, eti çok güzel pişmişti, kıvamındaydı, lezzetliydi. Benim hoşuma gitti. Bir kayınvalidemiz tatlı diyor, tatlı. Biri çok beğendi, tabağını bitirdi. Pilavıma diri şey yaptılar, yağlı hani olsaydı daha biraz iyi olurdu. Ama gerçekten pilavım da çok güzel yani. Yağlı olsa bu sefer cıvık cıvık olur, akar yağı yani. O yüzden artık bakalım. Hatice Hanım, her şeyi beğendiniz. Puan da göreceğiz sizi. Ha, dikkatinizi çekerim. Evet. İlk başta ne dedim? Çorba tuzlu dedim. Değil mi? Atalarımı da alırsam. Al canım. Börek dibi yanmış, o da tuzlu. Ben iki. Bunu atlatalım galiba. Her şey demesi iyi. Yani. İşte onu iyi dinleyin o zaman. Salatada nohutlar olmamıştı. Bir de bizim kafamızdaki nohut salatası farklıydı. Aynen öyle. Evet. Ben de yani onu, dediği hani gibi yani piyaz gibi bekledim. Yani şimdi sen doğruya doğru. Allah ve misyon birlik demek ki bayağı hani yani gitmiş. Bir tek ben değilim, hepimiz öyle anladık değil mi? Algıladık. Evet, o. Evet. Biz tabii genellikle yapıyoruz ama böyle de genellikle içi kıvırcık sade. Ama elinizi vicdanınıza koyun. Hepinizin kızları, gelinleri, yani gelinimiz kızımız zaten. Evet. Hepsi ter dökecek, yorulacak. Ama emeğe de saygı diye bir şey var. Bravo. Mutfağından şimdi ben gördüklerimi söylüyorum ben. Ben kesinlikle yani adaletli olmadan yanayım. Tabağını beğendim. Şimdi beğendim ki yedim. Tabii. Beğenmediğinizi de söylediniz. Zaten öbürünü yiyemedik yani. Tuzluydu, geri götürdük. Şimdi kızacağız. Öyle olmak da gerekiyor. Neyse ama, onu vermek şimdi gerekiyor. Şimdi yarın, tuzluya tuzlu dedik. Şimdi yağsıza yarın, yağsız dedik. Heh. Neyse mesela sen tatlıyı sevdin yedin. Ben sevmiyorum, bir yemedim. Benim kızımın evinde mesela, öbür gün sizlerin evinizde değil mi? Evet. Bir de onları da düşünerekten doğruyu doğruya. Hep öyle olmak lazım. Aynen. Sadece ikimiz arkadaşlar inşallah. Çok mutlu, kulaklarım neler duyuyor. Kişilik olarak da hakkaniyetli, adaletli bir insanım. Biraz tepki aldım çünkü damak tatlarına fazla uymadı galiba. Ama olsun, canımız sağ olsun, ne yapalım. Kayınvalidem inşallah beni şey yapacak, koruyacak. Tatlım üzerde. Şimdi onu servis edeceğim, servise sunacağım. Ben şimdi çok net şunu söyleyeyim ki pırasalı börekten ben not verirken kıracağım. Kıracağım, altı gitmiş böreğin. Atıyorum, yakın örnek olduğu için veriyorum. Aynen. Yanlış anlamayın. Yani kırılacak bir şeyse evet oradan kırılabilir mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bariz böreğin altı gitmiş, orada da yakmış böreği. Yanmış böreğin altı. Orada da kalmış. Yağlı kağıtta hani göz yapışmaz. Göz geriyor, damak tadıyor. Evet. Biliyoruz, bunu nasıl inkar edelim yani? Ben hep yani gelinlerimizden yalayayım, o da ayrı. Tabii. Geldi. Ve zerdemiz geldi biz konuşurken. Ve onu dedim, ben herhalde bir 20-25 yıldır yemiyorum zerde. Oyunuz aynen ha.
Rahmetli babaannem çok yapardı. Bir de tatlı kaşığı rica edeceğim. Mersi. Ben de isteyeyim canım. Tabii ki. Olur, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tam yakalıyordum. Kuş üzümü nerede bunu diyecektim, gördüm. Evet, siz var yanım. Koydum. Kuş üzümsüz zerde olmaz. Aynen. Ya renginden dolayı birazcık Zuhal Hanım şey yaptık. Hmm. Ama hani inşallah beğenirsiniz onun da tadını. Gül suyu. Gül suyu içine. İçinde. İçinde var. Bizde içine. Yerken dökülüyor. Aa, yok. Ay diğerine de içinde. Bizde yerken dökülüyor. Hmm. Ve bu gül suyusuz da bizde yemliyor. Ama koymuş içine. Getirebilirim isterseniz gül suyu. Evet. Tabii ki, tabii ki getiririm. Koydum diyor içine. Ama alamadım ben tadını. Alamadınız mı? Gül suyu istiyorlar. Bir kayınvalide öyle üstüne döküyormuş yerken. Ben de öyle servis yapayım. Bunun üstüne gül suyu dökülmez ama öyle şey gördü. O yüzden gül suyu. Aslında bu kadar koyu olmaması gerekiyor. Jöle gibi olması gerekiyor. Hmm. Renginin de sarı olması lazım. Çok, bak. Rengi niye bu rengi? Aşure gibi olmuş. Aldığımız zerdenin azizliğini uğradı herhalde. Zerdenin azizliğini? Aşure değişen bir şey yok. Yalnızca içinde nevalesi yok. Şimdi rengiyle ilgili dedin bir şey oldu. Ne oldu? Tülay açıklasana. Zerde sarı olur çünkü. Bu pembe. Biraz sarımsı olur ama safran herhalde. Safran yaptı onu böyle. Normalde ilk kullandığım... Getti bakayım safranı kaldı mı? Çok da pahalıdır biliyorsunuz safran. Evet. Şu kadarı bilmem ne kadardır yani. Safranımı açacağım. Bakacaklar. Kırıldı ama açacağım. Açtım. Şekeri az gelmiş. Ben ilk defa yedim. Aşureye benzettim. Evet. İlk defa mı zerde yiyorsunuz? Evet, ilk defa yedim. Aşureye benzettim. Ben zerdeyi çok aşureye severim. Aşureye de benziyor. Ben de severim. Biraz pembemsi. Aynen. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, bu renk olur. Zerdeçal da koyuluyor bunun içine. Ama zerdeçal biraz baharat tadı verir diye ben safran kullanmak istedim. Hmm. Safran evet, orijinali böyle olur evet. Zaten de. Ama rengini alması için çok az bir tık sağ zerdeçal olabilir. İkisini kullanamazdım ama birini kullanmak şeyindeyim benim o yüzden. Hmm. Evet, orijinali böyledir zaten. Yani doğru. Ben bunu biliyorum, bu şekilde değil. Safran koyuldu mu zerde çok keşke olmuş. İkisini de kullanaydı. Şey. Çok az renk vermesi. Çok az minnacık kaşığın üzerinde. Evet, şekeri de az olmuş. Şekeri az. Tatlıya göre yani şekeri direkt, az. Bir de peki niye bu renk olmuş? Çok... Orijinalde safran oysa. Yoğun olmuş. Jölesi daha fazla olabilir. Şekerinde orada bir yazıyor. Bir bardak şeker. Ben 1,5 koydum. Bir de. Evet. O zaman şekerin şeyi yok. Zerdeyle hiç alakası yok. Yakından uzaktan hiç alakası yok. Aşureye dönmüş. Ne renginde ne de kıvamında tutturamamış. Çok yoğun yapmış içeriğini. O yüzden de aşure gibi olmuş. Görüntüsü de zaten öyle, rengi de. Zerde öyle olmaz, jöle gibi olur. Lezzeti de değişik olur. Onun zaten özelliği safran ve zerdeçaldır. Yani maalesef. Biraz çok tatlımı. Üzgünüm. Aynen zor. Zerde de tam bir zerde şeyi göremedik, hali aynen, göremedik. Aynen, aynen. Şekeri de evet, 1,5 bardak koymuşsun. Yani, nasıl bunlar az gelmiş mi? Pirinç emmiş. Pirinci fazla koymuş olabilir misin? Pirinç evet, yok. Hatta bir tane daha ağzıma attım. Acaba bana mı öyle ben geldi? Ama baktım yok, şeker. Buradan götürdüm. Bu da benim nazar borcum olsun. Öyle olsun. Yani. Aynen Zuhal Hanım. Yani ilkten baktığın zaman direkt menüne aşure gibi görünüyor. Aynen. Ben aşure zannettim. Zerde diyor ama aşure tadı var yani. Doğrudur. Yani. Evet, maalesef yani. Zerde de bir afiyet şey olmuş. Olsun. Zerde için yani. Çok iç açıcı şeyler söyleyemedik ama. Olsun zaten. Bu da benim nazar boncuğum. Öyle olsun. Öyle olsun. Eline sağlık diyoruz. Ve yeni haftanın ilk açık oylaması için hazırız. Yemeklerim çok güzeldi bence. En az 6 ya da 7 yüksek puan bekliyorum. Yani o kadar uğraştım. Temizliğimi bitirdim. Aynen beğendiler de bir kayınvalide hiç tabağında bırakmadı yani. Ama tuzu, 3 kayınvalide tuzlu fazla. Aynen brokoli çorbamın tuzu fazla, yağı fazla. Ama her şey ayarındaydı. Hepsini tek tek tattım kayınvalidemle. Koya bilmiyorum ama bir kayınvalidem acı olan, seven o biraz düşük verecek eminim. Hani böyle 5. Ama düşük, o kadar da düşük vermezler herhalde. 3-4 o kadar emek var. Nar ayıkladım, nane koydum. Yani umarım vermezler. Yani o kızıma yakıştı mı şimdi? Ama işte benim... Tamam. Peki annem geliyoruz. De ona göre bakar, değerlendirir. Geliyoruz. Yani. Biz de durmayacağız. Siz bunu verdiyseniz... Masa düzenine verir insan 2 puan. Keser döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner. Oh, oh, oh. Unutma.
Evet, yeni haftanın ilk açık oylaması için hazırsınız değil mi? Hazırız. Hanımlar? Buyurun alın puan tahtalarınızı elinize ve Tülay için puanlarınızı yazınız. Haftanın ilk puanı Şenay Hanım'dan gelecek. Buyurun Şenay Hanım, açın ve söyleyin lütfen bize verdiğiniz puanı. Puanım 5. 5. Teşekkürler ama az oldu. Sizin gelinizde yarışacak. Aynen çok yani, az oldu. Çok... O yüzden hiç bir şey demiyorum gerçekten. Büyüğümsünüz. Yüksek bekliyordum zaten. Ne kadar da olsa Osmanlı yemeğidir. Hani bir 6, 7 hani bekliyordum. Yüksekliğini evet. Bekliyordum. Çok zorla yapılan bir yemekti yani. Aynen. Etin pişmesi, kıvamı, şeyi yani. Şimdi ben sevdiğim yemeklere verdim. Tuzlulardı. Yani iki tane yemeğin tuzluydu. Peki neyden kestiniz? Çorban neyden tuzlu. Neyden biçtiniz evet. Daha doğrusu ya da budadınız? Çorbanız evet. Tuzluydu. Brokoli salatanın sarımsağı ama. Çok fazlaydı. O sarımsak brokoli de değil, Brüksel lahanası. Pardon, Brüksel lahanası çok tuzluydu. Sarımsağı yoğundu. Pişmemişti. Neye verdiniz beşi peki? Beşi pilavına verdim. Eti güzel pişmişti, ona verdim. Ana yemeğine bir tek. Evet. Yani salatadan, tatlıdan, börekten. Soframı, o kadar mutfağıma davet ettim. Mutfağa girdiniz, yani. Evet. Mutfağınız işte hepsini ona ya da kimse söyledi. Servis gecikti, nerede kaldı da demedi. Evet, hiç kimse demedi mesela. Ve hızlıydım. Ona da bir puan, iki puan verebilirdiniz. Çünkü kızım çok hızlıydı. Peki. Gerçek. Neyse bakalım inşallah. Bakalım Virgül Hanım'dan nasıl bir puan gelecek. Buyurun sizi dinliyoruz Virgül Hanım. Benim puanım. Düşük oldu gerçekten çok düşük oldu. Yani çok o kadar düşük. Emeğimin karşılığı. Zaten taban puanımız 3. Sadece bir puan verdin. Bir puan vermişsin. Bu kadar mı verdin yani? Yani o kızıma yakıştı mı şimdi? Ama işte benim... Tamam. Peki annem geliyoruz. De ona göre bakar, değerlendirir. Geliyoruz. Yani ya. Biz de durmayacağız. Siz bunu verdiyseniz. Geliyoruz. Keser döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner. Aynen. Unutma. Siz de yani yemeği yediniz, baktınız tuzlu. Hiç de tuzlu değildi. Sadece böreğinin altı yanmıştı. Ya kendisi sevmedi bu lezzetleri. Anladınız mı? Kendi damak tadına uymadı diye altı puan kırmış. Yememişsin ki sevesin. Nereden biliyorsun yemediğimi ki sevim? Ama işte sevmediklerimi söyledim zaten. Ben sana. Yemediklerimi yemediğimi de söyledim, yediğimi de söyledim. Dört verilebilecek en düşük puandı. Çok evet, hatalı düşük, puan. Çok. Eksiğim olsa tamam derim. Hiçbir şeyimi yetiştiremedim tamam ona da derim. İçeceklerimi... Salatamı zamanında getirdim. Çoğu kişi unutuyor. Sofrayı beğendiniz, ama. Mutfağı beğendiniz. Yani yapmamalıydınız. Masa düzenine verir insan 2 puanı. 2 de mutfağını verse 4 puan. Yemekler nerede kaldı? Attık mı? Ortada bir şey yok. İşte 60. Yapılan. Hayır. İyi. Evet bakalım Nilgün Hanım'dan kaç puan gelecek? Evet buyurun Nilgün Hanım, siz de paylaşım izniyle verdiniz puanı. 5. Evet. Ama siz çok beğendiniz. Evet. Ana yemeği. Ana yemeğini beğendim. Aa başka hiçbir şey yok bu puan. Kapatın lütfen. Masama. Ana yemeği mi zaten 5 puan? Hayır. Şöyle bir şey. Zaten çorba dediğim gibi içmediğim, bilmediğim bir çorba olduğu için sevmedim. Çorba kıvamında dedin. Çorbası tamam. Da gayet kıvamında güzeldi. Dedin. Böreği de lezzetliydi. Bir de misafirperverliği için. Ya verdiğiniz için yani misafirperverim. Aynen. Masya 2 mutfağı, 2 misafirperliği, 2 gerisi. Aa kıymetini bil. Aa. Hepinizin mutfağına da ben de gireceğim. Aynen. Girin tabii sizinkine girdiler. Siz de onlarınkine girme hakkına sahipsiniz. Evet. Son puan atacağımdan gelecek bakalım. Kaç var? Buyurun siz de söyleyin lütfen son olarak puanınızı atacağım. 6 puan. Hiç beklediğim gibi olmadı. Hiç gerçekten. Emeğimin eminim. Karşılığı gerçekten bu değildi. Bir tek yemeğinize verdim, ana yemeği. Gerçekten. Ki onu da ilk defa aynen. Yiyorum, inanın.
Hatta sordum bile. Yani bunun yemeğin isminden 6 puan birden bir tek anayla mı verdiniz? Başka evet, hiçbir şey puan etmiyordu yani, yani sofrada. Yani puan etmiyor değil de yani gerçekten yediğim bir tek oydu. Öbürlerine zaten dikkat ederseniz bir kaşık bir çatal böyle gitti. Onlar tuzluydu. Ama hepsini evet, beğendiniz. Hepsini beğendiniz. Ben hepsini beğenmedim. Yok hepsini beğenmedi ama en çok atacak. Aynen. En övgü dolu sözlerle bahseder sizsiniz. Söylediğimin de karşısındayım. Tabii onu 6 söyledim. Çok yüksek bir puan zaten. Bakın onlara verirsiniz göre yani. Evet, ben çok kötünün iyisi diyelim. Aynen. Ha ben yani göre. Bir nebze. Ha, yani ben 4'ten iyidir. Ya herhalde 4'ten iyidir. 4 hiç olacak bir puan değildi. Çok şükür. Ama kızımın yorulduğuna değmiyor. İnan kızımın yorulduğuna değmiyor. 4 hiç değmiyor. Şimdi gerçekten. Ay geliyorsunuz herkes, hiçbir şey demiyorum. Herkes emeğinin karşılığını görmek istiyor. Haklı olarak, haklı olarak. Ama biz de damak tadımıza göre, herkesin yorumuna göre, yaptığımız yemeğe göre biz de puanlama yapıyoruz. Yani en yüksek puanı da ben verdim. Size göre daha ne size göre yani? İyi, evet. Evet yani. Ama daha yüksek puanlar verilebilirdi. Peki, eline emeğine sağlık canım. Yarın sizdeyiz sanırım. İnşallah. Şimdi ben sana aynen puan vereceğim. Teşekkür ederim ikramlarınız için. Görüşmek üzere. Sağ olun. Afiyet olsun. Evet sevgili Tülay, eline emeğine sağlık. Özellikle Mutancana'ya bayıldım. Benim puanım sana 7. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.